İyi akşamlar Türkiye, merhaba bu ülkenin aydınlık insanları. Ben Ümit Zileli. Türkiye'nin seçiminde son iki haftaya girdik. Bu da bizim sondan bir önceki programımız. Ve bugün stüdyoda gazeteciler var. Hem güncel olayları hem de seçim nereye gidiyor, neler oluyor, Türkiye'de hangi oyunlar oynanıyor bunları konuşacağız. Ve çok sıcak bir gündem maddesiyle başlayacağız ama önce ben size konuklarımı tanıtmak istiyorum. Milliyet Gazetesi'nden Nail Güreli, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cumhuriyet Gazetesi'nden sevgili Şükran Söner, hoş geldiniz efendim. Ve Can Ataklı diye gülüyorsunuz. Biz Can Ataklı son günlerde sürekli birlikteyiz. En sonunda artık benim burada söylemeyi düşünmediğim bir şeyle, karımı bile neyse söyleyeyim artık. Söyle canım. Dedi. Yani karım bile senden daha az görüyorum dedi bana. Can Ataklı ile beraberiz. Evet, bir telefon konuğumuz olacak. Telefon konuğumuz da Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever. Ferit İlsever aslında burada olacaktı ama maalesef bir rahatsızlık geçirdi. Çok geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz buradan. Ama telefonla birazdan katılacak yayınımıza. Evet, tabii ki seçim, diğer seçimlerle olan karşılaştırması vesaire bunları konuşacağız ama ben bir çok son dakika haberi denilen çok sıcak bir haberle başlamak istiyorum. Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı tutuklandı. Ve böylece muazzaf, emekli olmayan bir ilk yaşandı. Emekli olmayan bir orgeneral tutuklandı. Ve hapishaneye gönderildi. Neden tutuklandı? Onların bir bant hazırladık. Onları bir izleyelim. Ondan sonra Can Ataklı ile başlayacağız. Çünkü günlerdir Can Ataklı ekranlarda ve köşesinde bir şey anlatmaya çalışıyor. Ama önce bantımızı izleyelim. Balyoz tertibi bu kez Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın zirvesine hedef aldı. Hem de kuruluşunun 100. yılında. Yüksek Askeri Şura'da Hava Kuvvetleri Komutanı olmasına kesin gözüyle bakılan Harp Okulu Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı tutuklandı. Güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olması. Sabah 10'da Beşiktaş Adliyesi'ne gelen Orgeneral Bilgin Balanlı 3 saat boyunca Balyoz Savcısı Hüseyin Ayar'a ifade verdi. Özel yetkili savcı Ayar, Orgeneral Balanlı'yı tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Savcının tutuklama istemini nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Resul Çakır inceledi ve Harp Okulu Komutanı Orgeneral Balanlı'nın tutuklanmasına karar verdi. Harp Okulu Komutanı Bilgin Balanlı'nın özel yetkili savcılığa ifade vermesinin nedeni imzasız dijital metinler. İddiaya göre emekli albay Hakan Büyük'ün Eskişehir'deki evinde bir flaş bellek bulundu. Belleğin içinde de sözde balyoz belgeleri yer alıyor. Orgeneral Bilgin Balanlı'ya yöneltilen suçlama da sözde plan semineri doğrultusunda talimatlar vermek. Polise göre Orgeneral Balanlı'nın adının yer aldığı ancak imza ve mührün olmadığı dijital belgelerde oraj ve SUGA planlarını teyit eder bilgiler var. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Halil İbrahim Fırtına, balyoz davasındaki savunmasında Orgeneral Balanlı'ya yöneltilen tertibi bir ay önce duyurmuştu. Ölmezse, başına bir balyoz düşmezse, teamüllere göre boşalacak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yetkili mercilerin onayını alarak gelecek olan Hava Orgeneral Bilgin Balanlı bu listenin içerisinde yer almaktadır. Yine bu sene aralarından beri Orgeneralliğe terfi ettirilecek ve normalde 2 sene sonra da Orgeneral Balanlı'dan görevi devralacak 2 korgeneral Korcan Pulatsü ve Ziya Güler de bu listededirler. Efendim, bu kapsamda... Teşekkür ederim. Balanlı'nın terfisini engellemek için korgeneral olduğu dönemde de sağlık durumu ile ilgili çeşitli videolar servis edilmiş ve terfisi engellenmeye çalışılmıştı. İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdüren Tayyip Erdoğan da bir değerlendirme yaptı. Erdoğan, gazetecilerin Orgeneral Bilgin Balanlı ile ilgili sorularına "Şu an konu yargıda, bir şey söyleyemem." yanıtını verdi. Türkiye'nin güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olması hayati önemlidir. Hava Harp Okulu Komutanı Bilgin Balanlı ve 7 general balyoz soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Beşiktaş'taki özel yetkili savcılığın bu davetinin akabinde Genelkurmay Başkanlığı deniz kurdu ve Efes'i iptal etmişti. İptalin nedeni generallerin ifadeye çağrılması olarak değerlendirildi. Ancak Genelkurmay bu iddiaları doğrulamadı.
Evet sevgili izleyiciler, Balanlı'nın yani Hava Kuvvetleri Komutanı olmasına kesin gözüyle bakılan Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Balanlı'nın tutuklanmasıyla birlikte artık Hava Kuvvetleri Komutanı olma olasılığı ortadan kalkıyor. Çünkü bir gün dahi tutuklu kalsa bu mevcut yasalara göre terfi de alamıyor, Hava Kuvvetleri Komutanı da olamıyor. Neden peki bu tutuklama işlemi gerçekleşti? Benim önümde gazeteler var. Gazetelerde mesela Sözcü Gazetesi'nin bugünkü sürmanşetinde Paşa'nın başını yakan çiftlik tarikatın çıktı. Neymiş bu? Balyoz denilen bu dava çerçevesinde Eskişehir'de bulunduğu söylenen bir flash bellekte Orgeneral Bilgin Balanlı'nın bir tarikatın yerleşmiş olduğu çiftlikle ilgili istihbarati çalışmalar yaptı. Ve hatta bazı yandaş gazetelerinde ileri sürdüğüne göre efendim bu çiftliği bombalamayı falan düşündüğü gibi bazı iddialar ortaya atılmıştı. İşte bunlarla ilgili Balanlı gitti, ifadesini verdi. Tutuklanmak üzere savcı istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Şimdi ben arkadaşlarıma dönüp sormak istiyorum. Öncelikle de Can'a sormak istiyorum. Çünkü Can Ataklı son şu bir haftada diyelim, bununla ilgili gerçekten çok ilginç bir iddiayı da dile getirdi. Seçime yaklaşıldıkça bazı çok önemli Ergenekon yahut da buna benzer davalarla ilgili bazı hareketlerin gelişebileceğini söylemişti. Evet Can. Şimdi tabii o nereden yani bir kehanet değil. Bir somut istihbarata da dayanmıyor. Sadece gözleme dayanıyor. Şimdi AKP seçim kampanyasını başlattı. Bu seçim kampanyasında doğru düzgün bir vaat yok. Belediye çalışmaları var. Şuraya bina yapacağız, buraya köprü yapacağız, buraya stat yapacağız. İşte hayvanat yani biraz hayvanat. Bunların hepsi belediyelerin işleri. Ve imarla ilgili ve hepsi ranta dönük. İşte en önemlisi diye bir kanal projesi dendi. Belli ki kendi taraftar gruplarında da hafif tebessümle karşılanınca dikkat ederseniz zaten son şöyle bir 20-25 gündür hani kanal böyle sade reklamlarda bir arada geçiyor ama yani böyle biz işte bak şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz falan ne oldu? Şimdi nereden kaynaklanıyor? Bu partinin tabii bir ideolojisi yok, bir dayandığı temel yok. Hani ranta bir takım menfaatlere dayanan ve bu dinle soslanıp kamuoyunun önüne konan bir şey. İkinci beslenme kaynağını nereden alıyor? Son 7-8 yıldır özellikle Türkiye'nin bazı değerlerinin içi boşaltılmaya çalışıldı. Bunda Türkiye'nin maalesef aydın olarak tanımlanan bazı çevreleri hem kişisel olarak hem kurumsal olarak bu işin içinde oldular. Türkiye'nin özellikle Cumhuriyet tarihi, Cumhuriyet tarihinin önemli isimleri, devrimler, Cumhuriyet ilkeleri ve Atatürk. Böyle bunların içi boşaltıldı. Türkler sanki hep katliam yapan, bugüne kadar hep kanla beslenen, sade fetih düşünenler gibi de anlatılan. Ve özellikle tabii Cumhuriyet döneminde sadece statükoyu korumak isteyen, Türkiye'yi işte dinden uzaklaştıran, laik bir anlayışla falan. Ama bir anlamda başarılı oldu. Yani Türkiye'nin üçte bir kadarını, bir kere Cumhuriyet değerlerini Atatürk'e düşman demek de istemiyorum ama karşı olmayı, o cepheye geçmeyi başardılar yani. Tabii bu arada önemli etkenlerden biri de silahlı kuvvetler. Silahlı kuvvetlerin aslında hani benim inancım ve her yerde de söylüyorum öyle Cumhuriyeti, Atatürk ilkelerini korumak, kollamak falan diye bir niyeti bugüne kadar hiç olmamış. Onların bir tek niyeti var, NATO ordusudur. Komünizme karşı mücadelede işte 12 Mart, 12 Eylül dönemlerinde ki mücadele bu. Fakat her şeye rağmen bu iktidarın nihai amacının önüne geçebilecek de bir güç. O halde bütün bu Cumhuriyet değerleriyle onun koruyucusu gibi sunulmak istenen silahlı kuvvetlerin yıpratılması lazımdı ve yıprattılar. İşte önce emeklilerden başlayan gazetecileri, aydınları, bu ülkenin iyi insanlarını, akıllı insanlarını topladılar. Ağırlıklı biçimde içlerinde başkaları da olsa. Ve ondan sonra da iş ordunun kendisine geçti. Şimdi neden oluyor? Gelelim o kehanet mi değil mi? Şimdi vaat yok. Geçmişi anlatıyorsun. Hızlı tren yaptık, duble yol yaptık. Tamam. 2023 adam diyor ki kime rakim kala. O zaman gene prim yapabilen, toplumun böyle bir takım hassas noktalarını oynayıp biraz da kahramanlık edebiyatına şey yapan ne var? Askere oynamak.
Şimdi mesela bugün ulusal kanal dahil herkes bir tanım kullanıyor, bir sıfat. İlk. İlk defa Türkiye'de bir orgeneral tutuklandı. Muazzaf. Muazzaf. Görev başındayken. Evet. Bu bir şey. Kahramanlık. Yani kimsenin dokunamadığı. Birincisi bu. Zaten bunu. İki, eş zamanlı bir de evren olayı var. Bir de o var. Doğru yani. 12 Eylül'de bir referandumda hani hesapta 12 Eylül'den hesap sormanın önü açıldı. Ama bak Eylül'den bu yana kaç ay geçti? 8 ay. 8 ay. 8 ayın sonunda tam seçimlere 13 gün kala savcılar ifadeye çağırıyorlar. Peki niye geciktin? Şimdi gecikme gerekçesi çok enteresan biliyor musunuz? Polise yazı yazılıyor. Kenan Evren adlı şahsın adresinin tespit edilmesi. Polis gidiyor adres tespiti yapıyor. Resmi yazı yazıyor savcılığa gönderiyor. Fakat burada Kenan Evren'in aranacak telefonu yanlışmış. Onun yanlış olduğunun anlaşılması üzerine tekrar karakola yazılıyor. Karakol tekrar gidiyor. Telefon tespiti yapıyor filan. Hani böyle bir yan kesici arıyorlarmış gibi. Hiç belli değil nereye oldu. Evet herhalde. Yani sonuçta bir devlet başkanı sıfatı taşıyan bir adamı arıyorsun. Her gün gazetelerde yattı bilmem ne. Yani neyse böyle bir oyun. İşte anca bunlar bitmiş. Bugün de işte şeyini yapmışlar. Şimdi iki tane şöyle. Neden bugüne denk getirildi? Bu şeyden sonra anayasa oylaması referandumundan sonra şöyle bir eleştiri çıktı. Ya yetmez ama evet dediniz ama bak 12 Eylül'den hesap sorulamıyor, edilemiyor falan gibi. Ve o yetmez ama diyenlerde de bir şey oluşmaya başlamıştı. Ya hakikaten ne oluyoruz? Ben al sana seçime 15 gün kala getiriyorsun. Ha şimdi burada neden bu? Başbakan da diyor ki işte yargıya. Bu Türkiye'deki en güzel laf son zamanlardaki. Yargıya intikal etti. Bu sanki kutsal bir şey. Yargıya hesap verecek. İyi de yani 3 yıldır adam içeride yatıyor daha ifade vermemiş. Ama adı yargı bunun. Sorun, bu son olaydaki sorunda benim aklıma şu geliyor. Şu anda ordunun genelkurmay başkanı, 4 tane kuvvet komutanı dışındaki bütün üst komut akademisi tutuklu. Tutuklu. Peki affedersiniz ama bu 5 tane komutan sütten çıkmış ak kaşık mı? Ya da bu komutanların hiçbir şeyden yok ama bütün alt kadro cuntacı, çeteci. Sadece 5 general, onların bir şeyi yok. Yani burada başka bir oyun da var. Ve bunu mesela sorgulamıyoruz. Yani sorgulamıyoruz derken işte yani yargı bu açıdan bakmıyor, siyasi partiler bu açıdan, başbakan bu açıdan bakmıyor. Ya bir çete varsa, bir junta varsa en son en üstteki kademenin dışındaki herkes nasıl çeteci olabilir? Eğer herkes çeteciyse bu adamlara niye hesap sormuyoruz o zaman? Biri diyecek ki kardeşim ya senin bütün alt kademen gitmiş, çeteci olmuş, terörist olmuş, PKK ile işbirliği yapan. Yani bak benzer bir olay Madımak. Ya Madımak'a da mesela PKK yapmış. PKK'yı da bu derin devlet zaten kiralamış. Şimdi Ergin seçime doğru. Benim algıladığım seçime doğru böyle şok olaylarla zaten kafası bir yerde muhallebiye dönmüş vatandaş. Ya işte bunun da önünü şimdi kesersek bak bütün bu pislikler de ortaya çıkmayacak diye. Propaganda da zaten o. Öyle yani yapacak. İstikrar sürüsünün içinde o da var. Onun için diyordum ve işte bu şey çıktı. Balandı. Şimdi bu olay 4,5 ay önceden biliniyor. Adı geçti. Beklettiler. Önceki birkaç hafta önce ya da iki hafta önce bir gazete böyle işte Balanlı'nın şeyi diye çiftlik resmi işte burayı bombalayacak. Şimdi o resimlerle bugünkü resimlere bakın. Çok farklı. Orada böyle köhne bir şey var. Çiftlik var. İşte orada o menzil tarikatının şeyhi orada oturuyor. Bugün baktığınız zaman muazzam bir külliye kurulmuş. Burada görüyorum işte. Evet, burada. Son şeyimi söylüyorum, bitiriyorum hemen. Sonuç olarak bu olay eski. Yani bu şeyin izlenmesi, adamın tüm general olduğu dönemde. O tarihlerde Milli Güvenlik Kurulu irticayı bir numaralı tehdit olarak görüyordu. Ve her Milli Güvenlik Kurulu toplantısında irticayla mücadele konusunda kararlılık belirtilerek görevler veriliyordu. Bu görevlerden biri bu. Yani bunların altında o günkü siyasilerin de imzası var. İrticayla mücadele şey. Ha efendim bu ileri mi gitti? Ya bir şey gitmemiş. Havadan fotoğrafları çekmiş. Kapıya jandarma koymuş. Gireni çıkanı kontrol etmişler. Ama efendim bombalayacakmış. O da çok soyut. Yani tabii. Olur mu olmaz mı öyle bir delilik yapar mıydı bilmiyoruz. Ama sonuçta tüm generallik döneminden ora kadar olan süre ve Milli Güvenlik Kurulu. O zaman bu davaları açan savcıların geriye dönüp sen bu emri nasıl yaptın? Yani bunu neden yaptın? Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı. Kim vardı kardeşim o tarihte Milli hepsi. Güvenlik Kurulu'nda? Herkes. Cumhurbaşkanı, işte Başbakan, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı bunların hepsi var.
Ona da bakmıyoruz. Olay kişiselleşiyor. Bir tane general haddini aşmış. Kısaca bir şey sormak istiyorum. Çünkü aynı soruları oraya da soracağım ama yani arkadaşlarımıza da soracağım. Peki burada yine 2007'de olduğu gibi mağdur olma şöyle bir endişem şahsi olarak var. Yani bir muhtıraya benzer ya kardeşim artık. Ayıptır bu. Çıkış. Yani 27 Nisan muhtırasına benzer bir muhtıra. Ha, yani AKP'nin tekrar böyle bir şey olması az. Yani çünkü mesela benim anlamadığım bir şey daha var. Bütün bu yandaş medya ve AKP babam bir muhtıradan söz ediyor. 27 Nisan'da muhtıra verildi diye. Peki muhtıra ise gereği yapılmadı. Tam tersi adama devlet bir üstün şeref madalyası verdiler. Altına bir tane araba koydular. O da Fenerbahçe yani, bayrağıyla şimdi her yerde geziyor. Diğer genelkurmay başkanına verilmedi bu. Yani o üstün şeref muhtıra madalyası. Muhtıra vereni. Muhtıra verdi. Onu yani. Ona madalya da takıldı. Araba da verildi. Falan falan. Ama muhtıra diyorlar. Peki mesela onunla da ilgili bir şey yok. O fiili bir eylem yaptı yani. Ayağınızı denk alın, bunu yapmazsanız ben geliyorum dedi. O bir muhtıraydı anlamı. Ama şimdi anlıyorum ki onu muhtıra olarak zaten kabul etmemiş iktidar. Ama buradaki olay Milli Güvenlik Kurulu kararıyla irtica ile mücadele planı. Efendim doğruydu yanlıştı. Ben onu bilemem. Ama o tarihte Milli Güvenlik Kurulu bir numaralı tehdit olarak bunu görüyor. Ha şimdi bu tehdit kalkmış olabilir. Ama o sırada var diyor. Ve ona göre de bir takım eylemler yapılmış Türkiye'nin her yerinde. Yani Adıyaman'daki bilmem ne takip edilmiş. Ayvalık'taki bilmem ne takip edilmiş. Trakya'daki yani burada herkes de kendi bölgesine göre. İstanbul'da polis takip eder şehir içinde. Biraz dışarıda jandarma, işte daha geniş bir alandaysa orada da bir kor general, yani bir kolordu varsa o da ona bakmış. Sonra da bu raporlar belli ki Milli Güvenlik Kurulu'na bir şekilde ulaştırılıyor. İşte o raporlar. Ha, doğrusunu yanlışını bilmem ama şu aşamaya getirilmesinin tek sebebi var. İktidar zannediyorum bu kamuoyu araştırmaları her ne kadar %50'ler gösterse de burada bir endişe içinde ve oyunu arttırabilecek argüman bulamıyor. Yani İnönü'ye gidiyorsun, Demirel'e gidiyorsun. Yok geçmişte bunlar işte camileri kapattılar, yok Kur'an'ı yasaklattılar. İşte o bir yere kadar doydu. Şimdi tekrar böyle bir askeri ve darbe üzerinden yeni bir sayfa açmak. Sayfa açmak gibi geliyor. Devamı gelebilir diye de endişem var. Onu da bir sivil kadro daha alınabilir mi diye düşünüyorum bazen. Yani daha bunun 13 gün içinde yani gene böyle ilk defa dinlenebilecek bazı isimleri yapma şeyi de olabilir yani. Peki Şükran Soner'e dönelim. Buradan devam edelim. Yani bir orgeneralin 13 gün kala seçime tutuklanması, Kenan Evren'in efendim işte şey vermeye çağrılması, ifade vermeye çağrılması ve de iktidar partisinin meydanlarda anlatacağı bir şeyin kalmadığı görüşü. Bunları birleştirdiğiniz zaman yeni bir oyun mu oynanıyor? Ben daha çok somut bir maddi olgudan girmek istiyorum. İngiltere'nin başkanı Tony Blair, o zamanki başkanı, Irak ganimetlerinin baş aktörü Bush'la birlikte ve işte İngiltere'nin ihya olması gerekiyordu. Birinci seçim sonrası müthiş bir şekilde savaş suçlusu olduğu halde aklandı. Sol adına bir liderken bile. Ama ikinci seçim noktasına gelemedi. Yani gelişmiş dünyada bu küresel ideolojinin uygulaması pratiğinde hiçbir ülkede iki dönemde sonra seçilebilen iktidar lider örneği yok. Schröder'de Kohl'e karşı yeni yüzdü falan. Kohl birkaç dönem seçilebildi. Bu şeyde küreselleşme öylesine bir sosyal dumping, işsizlik, kriz getirdi ki iktidarın başındaki parti ve lider gidiyor ikinci dönemi. Gittiği için de hatta bir Amerikan Düşünce Kuruluşu'nun başındaki bir kişinin söyleminden aktarıyorum. Irak ganimetlerini almışlarken Irak'ın işgalden sonra bu kadar insanın ölümü karşılığında kanlı petrol önemez yükselişi büyük bir kriz geldi. Ve Obama asla seçimdeki demokratik seçim sistemi sonucu olarak değil, kanlı petrolün maliyetinin yükselişinin getirisinin bitmesinden sonra bu petrol maliyetini düşürmek üzere. Çünkü orada bir iç savaş var ve sabotajlarla petrol çok pahalıya mal oluyor. Orta Doğu petrolün maliyetini düşürmek üzere farklı bir kimlik ve renkle, cilt renginin de farklılığı olmak üzere her şey kullanılarak getirildi.
Şimdi model bu tüketimi getiriyor, akıl almaz bir tüketimi getiriyor. Türkiye'nin AKP'nin getirilişi bilindiği gibi Ecevit hükümetinin Irak işgaline hayır demesiyle koalisyon hükümetinin dağıtılması projesinin ürünü olarak gökten zembille getirildi. Yani hiçbir altyapısı yoktu bu partinin ve böyle yaratıldı. İşte, ve dört yana sesleniyormuş gibi bir imajla. Ama aslında Orta Doğu projelerinde bu güç odaklarının projelerin uygulayıcısı iktidar olarak düşünüldü. Şimdi bir de bir yoksul ülke Türkiye ve bu projelerde AKP iktidarının ekonomik uygulaması, hani piyasalar üzerinden, ki o petrolün getirisine rağmen falan piyasalarda Türkiye en şanslı konuda olan ülkelerden biriydi. Bakıyoruz ve çarpıcı bir tablo, bunu yeni görüyoruz. Çünkü imajlarla en azından piyasalar düzeninde hep işler iyi gitti gibi gördük. Oysa Cumhuriyet'ten işte 2002'ye kadar olan, Cumhuriyet'ten diyorum 50'den, büyüme ortalaması 5 ama AKP'nin büyüme ortalaması 4,5. Yani piyasalar üzerinden bile fiyasko. Akıl almaz bir yoksullaşma. Türkiye'nin neresine giderseniz gidelim bir yoksullaşma. Ve büyük kentlerdeki bu büyük rant yaratılmasına karşın nüfusun en az 2/3'ünün çok çok gerilere gitmesi. Yani bir şey, sistem düşünün ki bugün İstanbul'da dernek zam kararı alıyor, minibüsçüler uygulatmıyor 2 yıl. O zamı uygulatırlarsa müşteri bulamayacaklar ve arabaları boşaldığı zaman aç kalacaklar. İktidarı ayakta tutacak yani sandık demokrasisi hile ne düşünürseniz mümkünatı yok. Hiçbir şey yok, koşul yok. Mağduru oynayamıyor, her şey bitmiş. Bence ikinci süreci AKP'nin bu 12 Eylül referandumu, yani AKP'nin 12 Eylül'den sonra tümüyle güç gösterisine dönüştü, baskıya dönüştü. Şimdi bir ayağında bence seçime gelirken biz o kadar güçlüyüz ve arkamızda o kadar büyük güçler var ki bizimle çatışan yanar. Herkese bu imaj mesaj veriliyor. Çok net bir şekilde Türkiye'nin her yerinde muhtarlar ele geçirilerek, muhtarlara talimat verilerek, yani oyunu arttırmazsan, senin oyunun 200 bindi, 300 bin olmazsa, işte bu rivayet dedikodu olur ama her yerde birden olunca farklı biçimlerde o zaman gerçek oluyor. 300 bine çıkmazsa senin köyünün 2/3'ü kayıtlı değil evleri, yıktırırız. Ey muhtar, oyunu arttırmazsan senin kamyonun şeyini de alırız, aracılarını da, bütün o yatırımlar muhtarlar eliyle oluyor ya, yatırımlarını keseriz diye. Sen de şeyini, seçmeni kontrol altına al. Zincirleme bir baskı şeyi var. Bu o kadar açık her yerde, böyle rant sağlama çarkları içinde falan, artık güce dayanıyor. Şimdi son dakika sorgulanmayacak güç gösterisi gerekiyor. Ergenekon'un daha önceki süreçlerle ilgili güç gösterisi, saltanatı bitti. Yargısız infazlar içeride duruyorlar falan ama kamuoyunu zaten çok algıladığı yok o ne olup bittiğini. Daha güçlü, daha şey bir gösteriye gerek var ve sorgulanmamış gösteriye gerek var. Çünkü yani uzadı, Engin Balanlı tabii, gibi. Tabii uzadıkça bir öncekilerin şeyi çıkıyor. Yani şimdi mesela bu isimsiz tanıklarla ilgili kim, ne belgeler çıktı, ne bilgiler çıktı. Yani rezille olundu hukuk bakımından ve zaten bu davalar da bitmeyecek. Şimdi bir önemli olan seçim öncesi son dakika gücü. Ben şeyi ciddiye alıyorum. Bir şimdi söyleşi vardı geçen gün, bizi gazetede çıktı. Leyla Tavşanoğlu'nun söyleşisinde. Amerikan, evet. Şeyi. Obama'nın meclisteki şunları yapacaksınız talimatının seçim sonrası hemen yerine getirilmesi gerektiğinin hatırlatılması. Ve iktidarın oy kaybedeceğini söylenmesi. Şimdi bizimdeki izlenim, öne çıkan oy kaybedeceği. Oy kaybedeceği tamam da arkasından bunları yapması gerekiyorla ilgili bir proje var. Yapması gerekiyorun koşulları Ermeni sorunu, Kürdistan projesi, o kadar ağır şeyler ki. Bunları yapması için iktidara gelmesi gerekiyor. Evet, yani iktidara gelmesi lazım. Ve iktidara gelmesinin de oy kaybettiği gerçeği Amerika tarafından kabul edilmiş. Ciddi oy kaybedeceği. O zaman işte MHP'ye yönelik uygulamalar, operasyonlar da bu da. Ve hepsi geçmişten hazırlanmış bu şeyler. Yani bir tatbikat üzerine oturtuluyor değil mi? Geçmişe ait bir tatbikat üzerine ve bugüne kadar kullanılmıyor. Diğer belgelerde tamamen profesyonelleşti MHP'ye dönük olanlar. Yani bunlar son dakika golleri ve yani kurbağanın hani sıcak suya alıştırılması
gibi bir şeyle biz toplum olarak alıştırıldık, yani tepkisizleştirildik. Öyle hukuk mukuk falan hiç öyle şeyler yok. Özel yargı hepimiz eleştiriyoruz ama özel yargının bunları yapması da bize çok doğal geliyor. Yani özel yargı yapar, özel tanıkla yapar. İmzası ihbar mektubuyla yapar. Her şey olur. Yani sonrası Allah kerim, bunlar zaten bitecek davalar değil. Yani orada ben bir çarpıklığı, beni çok rahatsız eden bir çarpıklığı söyleyeyim. Şimdi JITEM'le hesaplaşırsın iktidar olarak, gücün yetiyorsa. Doğrudur, yanlıştır falan ama JITEM olarak hesaplaşırsın, faili meçhuller üzerinden. JITEM'le Ergenekon'un ilişkisini, yani JITEM'in başındaki kişiyi Ergenekon kapsamında, herkes darbe kapsamında, tatbikatlarla ilgili tehdit algılamasına bağlıdır tatbikatların gündemi. Hiç unutmuyorum, beni çok rahatsız etmişti. Onun için onu aktaracağım. 12 Eylül'ün ilk zamanlarında bir tatbikat fotoğrafı çıktı bizim gazetede, birinci sayfada. Ben ertesi gün yazı işlemi müdürü olan arkadaşımla kavga ettim. Sen bu fotoğrafı nasıl kullandın? Hocam tatbikat fotoğrafı ne var dedi. Ya okudun mu dedim. Bilgiyi de aynen gelmişti, servis edilmişti, kullandım diye. Şimdi tehdit algılaması kültüründe, Amerika'daki tatbikatlar da aynen böyledir. Düşman terimler, askeri terimler bunlar. Tabii. Tehdit mesela bir şeyde söylenmişti. Eğer Avrupa Rusya'nın petrol Doğu blokundaki, Rusya dahil, üretilen petrolün %70'ini kullanıyorsa stratejik olarak Avrupa'dan bu bölgeye yönelik bir tehdit vardır diye. Şimdi askeri tehdit algılaması bu. Bizim bildiğimiz kavramlar olmuyor bunlar. Tamamen somut çıkarlar üzerinden. Tehdit algılaması böyle olunca Kürt sorunu var, PKK var, peşmerge var. Köyde imha operasyonu, yani bir grup asker peşmerge kılığında, öbür grup asker kılığında, onları bir köşeye sıkıştırmışlar, yok ediyorlar. Şimdi tatbikat mantığında çok doğal bir tatbikat. Ama insani olarak baktığınız ve zaman... PKK, hatta bana göre 12 Eylül sürecinde PKK'nın güçlenmesini yaratan faktör bu tatbikat mantığı. Nasıl kullandın diyorum arkadaşıma. Hiç bakmamış o gözle. Yani şimdi bunun hep iz düşümlü alışmışlıklar. Kopyaları bunlar. Hangi tarihte, hangi koşullarda, hangi Milli Güvenlik Kurulu'nun tehdit algılamasına bağlı olarak yapılan şey. Hiç kimsenin zaten bu şekle karşı çıkma olayı yok. Mesela ben şimdi bir şey diyeceğim. Sitelerden geçti. Hani biz Libya'ya niye katıldık NATO şeyinde? İnsani amaçlı. Gemilerimiz de orada. İnsani hangi yardım insan? Amaçlı. Şimdi oradan bir sahne vereceğim. Somut olarak oradan kaçmaya çalışan 600 kişi SOS vererek gemi ortada öldüler. Denizde boğuldular. Herkesin gözünü. SOS gelmiş. Türkiye'ye bildirilmiş. NATO'nun merkezi İncirlik ve NATO karışmayın dediği için dışişleri karışmayın talimatı vermiş. Ve 600 kişi de orada boğulmuş. Evet. Şimdi biz insani olarak mı gittik oraya, yoksa askeri olarak mı gittik, seyretmeye mi gittik? Ve buradaki suç ortaklığımız, iktidarın suç ortaklığı ne? Bakın medyaya. O olayın fotoğrafları çıkmadı bize doğru dürüst. Ama doğru. Avrupa'da çıktı yani daha çok olarak. Geçti uyduruk haber gibi. Şimdi algılamalar ve algılatmalar önemli. Burada da son dakika golleri bunlar ve bence AKP'nin ve sistem içinde, ben Amerika ve işte Avrupa'nın desteğinde gelecek dönemde iktidarda olması gereken partim imajının bir güç gösterisi arenalarından biri. Kaynağı beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü bana göre hukukla ilgisi yok. Zaten suç ceza ilişkisi içinde bu tatbikatın suç olduğunu kabulü gerekiyor. O zaman da arkadaşım Can'ın söylediği her şeyi gündeme getirmek gerekiyor. Yani suç ceza ilişkisi içinde gerçekten suç kanıtlarının olması gerekiyor. Suçlu kanıtı, yani kişiye ait suç olması gerekiyor. Bunu burada aslında görüntü o bile tabii, değil. O bile ayrıca değil yani. Yani. Peki. Onun için şahsiliği gerekiyor. Ceza hukuku bu ya. Yani idamdan dönen bir olayı anlatayım size. Çocuğun itirafı var. Karakol baskını. Karakoldaki polis ölmüş. Ben öldürdüm demiş. İşkenceydi. İdam kararı çıkmış. Nasıl döndü biliyor musunuz? Çocuğun kullandım dediği silah daha önceki şeyden parmağı kesik olduğu için onun maddi olarak kullanamayacağının adli tıpla belgelenmesiyle kurtuldu. Yani demek ki ceza hukuku böyle bir şey. Yani
itiraf ediyor, var baskında, ölüm var, hepsi var ama o silahı kullanamıyor. Şimdi bir ceza hukuku bu ya, yani şakası mı var? Şimdi suçun şahsiliğiyle cezanın niteliği ilişkisinin doğrudan somut kanıtlarla oluşması lazım. Bu davaların hiçbirinde bunlar yok. Engin Balanlı değil sadece, diğerlerin tümüne baktığınızda böyle bir bağlantı asla kuramıyorsunuz. Ben şunu hep iddia ettim, iddia ediyorum. En başından Ergenekon konu çıktığı günden beri 12 Mart'ın 12 Eylül'ün o gizli terör örgütü davaları vardı ya, işte Diski'de, Madanoğlu davasında, evet, Barış davasını kapsayan. Yok, uçak kaçırma, yok, gemi bombası. Yani %100 daha soyut, daha hayali, daha büyük sivil darbe hukuku mantığıyla açılmış davalar. Peki. Şimdi bir telefon şeyimiz var. Sonra Nail abi size döneceğim. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever hattımızda. Ferit İlsever, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Merhabalar. Geçmiş olsun. Merhaba. Her şeyden önce. Teşekkür ederim Mütçüm, sağ ol. İşte biz başladık Engin Balanlı'yla. Mantığı konuştuk biraz. Siz nasıl, evet, görüyorsunuz bu son sıcak meseleyle birlikte Türkiye'de yapılmak istenen ve 13 gün kala iktidar partisinin neleri düşündüğü, neleri tasarladığı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Size, bütün konuklarınıza ve izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Şimdi bu olay seçimden sonra Türkiye'nin gündemine yakıcı bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde girecek olan, İşte o yeni anayasa falan değişikliklerle birlikte Türkiye'yi parçalama operasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'yi parçalama operasyonunu zirveye tırmandıracağını, çıkaracağını ve artık bu parçalama sürecinin çalışacağını, işleyeceğini gösteren çok önemli bir adım olmuştur. Yani dolayısıyla bunu söylerken elbette Türkiye kuzu kuzu herkesin gözü önünde bölünecektir, parçalanacaktır falan demiyoruz. Zaten bu böyle olmayacaktır. Ama ne yazık ki bu süreç ateşlenmiştir. Bakın, ben sadece bugünkü tutuklama dolayısıyla değil, şu son birkaç haftadır şu seçim ortamına girdiğimizden beri yapılan tartışmaları ve Kürt sorunuyla ilgili ortaya atılan iddiaları, özellik tartışmalarını, sınırın yapaylığı konusundaki tartışmaları, bölünme çağrılarını, kukla devletle birleşme çağrılarını, hepsini beraber düşünün. O zaman bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan, indirilen bu ağır darbenin, bugün indirilmiş olan darbe çok daha anlam kazanmaktadır. Ve ne yazık ki benim söyleyeceğim olay, bu bir iç çatışmaya gitmektedir. Bunu bütün izleyicilerimizin önünde gittiğimiz yolu, girdiğimiz süreci çok açık ve net söylemek istiyorum. Türkiye, halkımız bunu önlemediği takdirde, buna bir çare bulmadığımız takdirde ne yazık ki çok büyük bir çatışma ortamı bizi beklemektedir. Gittiğimiz yer burasıdır. Bugünkü son olayda bunun son kanıtı olmuştur. Bakın şimdi Ümit Bey, bir yandan şu birkaç haftadır yaşadığımız süreç ortaya çıkmış, açık açık özellik, federasyon çağrıları yapıyor. Terör örgütü ve onun kumanda ettiği bölücü parti. Aydınlık Gazetesi yazıyor ve bütün olgular gösteriyor. Kürt ordusunun seçimlerden sonra o sözüm ona, sahte Kürt ordusunu kurulacağı bir süreç ateşlenmiş. O yerel yönetimler yasasından falan yapılan değişiklikten de korucular yavaş yavaş belediyelere bağlanmış. O hani özellik verilecek, bilmem verilecek falan denen bir belediye var ya, onların güvenlik gücü olarak yarın kullanılmak üzere örgütlenmeye başlamış. Ana dilde eğitim almış, yürümüş, her yerde bir temel, neredeyse bir temel talep haline getirilmiş. Ayrı parlamento tartışılıyor. Ondan sonra özel güvenlik şirketlerinin bütün Doğu ve Güneydoğu illerinde, Batı illerine göre 3, 5, 10 misli fazla kurulmuş olan özel güvenlik şirketlerinin yine yerel yönetimlere bağlı olarak bir silahlı güç olarak teşekkülü ve bir merkezi toparlanması süreci başlatılmış. Seçimden sonra bu da yaşanacak. Yani bakın efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin BOP projesi, Büyük Ortadoğu projesi gereği ve bizim Ankara'daki eş başkanlarına verdiği görev gereği Türkiye bölünmektedir. Hani Diyarbakır'ı yıldız yapacağız, Büyük Ortadoğu projesi, merkez yapacağız diye seslenmektedir ya, başbakanlık koltuğunda oturan zat.
İşte o yıldız yapma hikayesi, merkez yapma sözleri yavaş yavaş uygulanmaya başlamıştır. Geldiğimiz nokta budur. Şimdi ben bu süreç içinde şu noktalara aynı zamanda vurgu yapmak istiyorum. Efendim, şimdi bunun, bu sürecin böyle işlediği bir ortamda düşünebiliyor musunuz? Bir taraftan bölücülük ve terör örgütünün olabildiğine, olağanüstü, terör serbest Türkiye'de, terör örgütü serbest, özgür, siyasi güçleriyle bilmem şu suyla bu suyla belediyeler her şeyle örgütü. Ama bir taraftan vur Allah vur Türkiye'nin Atatürkçülerine, devrimcilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine. Bu ne demektir? Türk devleti çökmüştür. Cumhuriyet çökertilmiştir. Milli devlet çökertilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri teslim alınmak üzere, darbe üzerine darbe indirilmektedir. Ve savaşmadan teslim alınması üzerine darbe indirilmektedir. İşte bu son darbe de onun devamıdır. Türk ordusunun çökertildiği, milli devletimizin çökertildiği koşullarda Irak'ın kuzeyiyle Kukla Devleti birleştirilmiş, Türkiye'nin parçalanması temelinde bir ikinci İsrail üretilmeye çalışılmaktadır dolu çizgi. Şimdi Türkiye halkı yaşadığımız bütün bu karanlık tabloya, olgulara rağmen Türküyle Kürdüyle elbette önümüzdeki dönem bu süreci seyretmeyecektir. Yani kuzu kuzu siz tamam Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim aldınız, kozmik odasına girdiniz, orgenlere tutadınız, bilmem ne yaptınız falan filan. Ondan sonra hadi biz gidiyoruz, hadi eyvallah biliyoruz Türkiye'yi. Elbette Türkiye halkı bunu seyretmeyecek. Bu ne demektir? Değerli izleyiciler, bu ne demektir? Bu ne demektir? Elbette buna izin vermemek için birbirimizin yakasına yapışmak, yüzlerce yıl kardeşçe yaşadığımız bu topraklarda birbirimizin boğazına yapışmaktır. Maalesef ikindiğimiz yer burası. İyi görelim bunu. Ferit Bey, o zaman eğer toparlarsak bir kaos ortamı görüyorsunuz siz bu şu anlattığınızdan. Evet efendim. Seçim sonrasında bir kaos ortamı ve bölünme ve parçalanmaya giden yolun önünün açılması. Evet. Değil mi? Onun olmaması için son sözüm benim. Birkaç cümleyi isterseniz tamamlayayım. Bütün vatandaşlarımızı göreve çağırıyorum. Önce bunu görmemiz lazım. Bu yuvarlandığımız, itildiğimiz karanlık süreci görmemiz lazım. Türk olsun, Kürt olsun, bütün vatandaşlarımızı göreve çağırıyorum. Bakın birbirimizin yakasına yapışmamak için, yarın öbür gün o karanlık tünele girmemek için, iyice girmemek için, zaten girmişiz de bugün yapılacak şey bu yakasına yapışmaktır. Bu tertibin merkezi Amerika Birleşik Devletleri'dir ve Ankara'daki BOP eş başkanlığı iktidarıdır. Bunların yakasına yapışmaktır. Onun için benim son sözüm, önümüzde 12 seçim bir fırsattır. Bütün vatandaşlarımızı Cumhuriyet Güç Birliği'ne, onun kahraman bağımsız adaylarına destek olmaya, onu meclise sokmaya ve bu yolla AKP'yi de alaşağı etmeye çağırıyorum ben. Ve CHP'li dostlarımıza da buradan son seslenmek istiyorum. Bırakın şu yeni CHP yönetimine özellikle şu Türk Silahlı Kuvvetleri ile uğraşmaktan vazgeçin. Yok 35. madde, yok bilmem Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanacak bilmem. Şu BOP Büyük Ortadoğu Projesi'nin şurada özetlediğim projesine alet olmayın. Gözünüzü açın. Ve Avrupa özellik şartı falan gibi, bakın efendim, devletin olmadığı koşullarda özellik, özgürlük falan olmaz. Devletimizin olmadığı, milli devletimiz olmadığı, cumhuriyetin olmadığı koşullarda özellik falan olmaz. Bir taraftan ona bütün gücünüzle vuracaksınız. En ağır hücumları yapacaksınız. Ondan sonra ben Kürtlere özgürlük getiriyorum. Bu büyük bir aldatmacıdır, yalandır. Kürtümüzün ve Türkümüzün gözünü açmasını diliyorum. Evet. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ediyorum. Katılımınız için tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever. Şimdi Lale abi size geçiyorum ama biraz önce hani bu muhtarlara baskılardan filan söz ediyorduk. Üzerinde büyük baskı var diye. Iğdırlılara yapılan baskılardan söz eden bir şey geldi. Oy vermezseniz havaalanınızı açmam diyorlar. Iğdır'da bir havaalanı projesi var, açılacak. Muhtarlar herkese bu konuda baskı yapıyor diye de bir şey geldi. Onu da bu arada söylemiş olayım. Sevgili Nail Güreli, şimdi şu söylenenler ışığında görünen 12 gün sonra seçim var. Öyle ya da böyle, yani bu iktidar devam da etse etmese de genel düşünce bir kaos. Hem ekonomik olarak
hem şey olarak siyasi olarak hele ki 230'un üzerinde oy alıp gelmeyi başarabilirse AKP'nin yeni anayasanın yapımına başlanması beraberinde birçok sorunu da beraberinde getirecek. Kimisine göre BDP büyük bir oyun oynayıp aslında AKP'yi destekliyor, kimisine göre ona güvenmiyor, başka şeyler yapıyor filan. Bu çerçevede sizin değerlendirmeniz ne? Ben bütün bu olup bitenleri son günlerde, Orgeneral Balanlı'nın tutuklanması da dahil bugüne kadar, AKP'nin seçim projesinin bir parçası olarak görüyorum. Yani ne kanal projesi, ne işte hayvanat bahçesi projesi. Tayyip Erdoğan'ın en büyük projesi başkanlığa oynamaktı. Şimdi son zamanlarda bunun zora girdiğini görünce işte yani korkuya kapıldı, telaşa kapıldı. Bütün bu efelenmesi, kabadayılık gösterisi aslında karanlıkta ıslık çalmaktan başka bir şey değil bence. Ve nitekim bunu tabii Büyük Orta Doğu projesi içinde planlayan güçlerin olması da muhtemel, kuvvetle muhtemel. Çünkü Türkiye'nin konumu ve işte Amerika'nın adını da söyleyelim, Orta Doğu'daki niyetleri, devlet politikası her şeyi göze alıyor. Hatta bir iç savaşı dahi düşünebilir, göze alıyor. İşte diğer ülkelerde gördüğümüz gibi. Ve Amerika da aslında sıkıntıda. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın da artık güvenilir olmadığı Amerika nezdinde açıklanıyor da. Çeşitli Amerikalı yetkililer tarafından da. Acaba bir kulak çekme mi aynı zamanda acaba? Öyle belki de sıkıntısı şu, onun yerine birisini bulamama sıkıntısı. Örneğin işte Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitmedi mesela. Bugüne kadar bütün şeyler Amerika ziyaretini yaptılar. Ondan yani ümitsiz. Amerika o bakımdan sıkıntıda. Yani ikame edecek birisini mi bulamıyor bu? Bulamıyor şey? Bence. Bulamıyor. Bu. Ama işte işini de gördürebildiği kadar gördürüyor, bir taraftan da güvenemiyor. Ve iç savaşı da Amerika'nın bilmem ABC planlarının içinde o da vardır diye düşünüyorum ben. Şimdi polisin ağır silahlarla donatılması. İşte sınırın jandarmadan alınıp oraya yeni bir şey yapılması. Yani adliye, hukuk, adalet teslim alındı. Üniversite meydanda, medya meydanda. Silahlı kuvvetler işte Balanlı ben daha da gelecek. Yani sadece silahlı kuvvetler üzerinden değil, Can'ın belirttiği gibi diğer önemli kişiler toplumda sarsacak, toplumun demokratik reflekslerini körletecek bir takım girişimler daha yapılacaktır. Yapılması muhtemeldir. Seçime iki gün kala işte son gününde, ertesi gün artık onu sorgulamanın, cevap vermenin imkanı kalmadığı bir günde çok daha sanal bir şey ortaya atılacaktır. İşte Erdoğan kalktı sonunda, yani artık söyleyecek lafı kalmadı herhalde ki Kılıçdaroğlu diye birisi yoktur dedi yani. Sanal evet. Dedi. Yani gizli sanık gibi gizli muhalefet lideri. Açıklaması yarattı. Neden yoktur da yok ama. Yani neden yok. Yoktur? Evet yoktur. Yoktur o işte dediğim gibi korkunun, Kılıçdaroğlu'dan korkunun dışa vurumu. İç korkusunun dışa vurumu bence. Evet. Evet. Peki şimdi çelişkiler çok fazla ama. Yani herkes bunu hissediyor ve görüyor. Şimdi bir taraftan kamuoyu yoklamaları. Kamuoyu yoklamaların bir bölümü artık öyle bir yere geldi ki. Geçen gün bir köşe yazarı, üstelik de yandaş medya denilen medyadan yazan bir köşe yazarı, o da hayretler içinde diyor ki ya bunu kimisi diyor %37 gösteriyor. %36, %37. Kimisi %50, %51, %52 gösteriyor. Arada bu kadar kamuoyu şirketlerin arasındaki şimdi böyle bir uçurum mümkün değil. Kamuoyu yoklamaları için ben somut bir örnek vereyim. Bedrettin Dalan zamanında hatırlarsınız. Çok iyi hatırlıyorum. Kamuoyu yoklamalarında Bedrettin Dalan favoriydi. O kadar favoriydi ki hatırlıyorum tarihi de. 5 Nisan'da Fransızlarla belediyenin yaptığı bir ortak tesisin açılış töreni vardı. 5 Nisan'da. 28 Mart'ta da seçim var. Yerel seçim var. Ve Bedrettin Dalan gazetelere davetiye gönderdi. İşte açılışa bekliyoruz diye altında belediye başkanı Bedrettin Dalan'ın imzası. Bütün anketler çünkü favoriydi. Ama 28 Mart'ta kaybetti. Sözen kazandı. Sözen. Evet. Çok büyük yani bir şok. Anketler böyle. Şimdi biz de bilmiyorum anketlerde çıkanlar bir tarafa ama işte halkla dolaşıyoruz içinde, dinliyoruz, sağda solda bakıyoruz. Ya anketlerle örtüşmüyor. Bizim aldığımız gözlemler, yani biz de işte birebir temasımız oluyor. Ben de tam gözlemler, oraya geleceğim. Yani birazdan şunu tartışalım istiyorum. Bir, kamuoyu şirketlerinin ki bunların içinde tanıdıklarımız, güvenilir bulunanlar vesaire var ve herkes çok ikircikli. Şöyle ikircikliler, benim birebir konuştuklarım,
Eminim Can sen de konuşuyorsundur. Siz de görüşmüş olabilirsiniz. Diyorlar ki şimdi normal yanıt alıp alamadığımız konusunda çok kuşkularımız var. Böyle bir şey var ya, neden? Çünkü insanlar görüşlerini saklıyor olabilirler. Çünkü korku ve baskı ortamı o kadar yoğun bir halde ki. Tabii canım. Onun için bizim şeylerimiz, yani koyduğumuz sonuçlar son derece yanıltıcı olabilir. Yahut da tam tersine böyle de bir şey çıkabilir. Bunun biz bile korkuyla aman başımıza bir şey gelecek mi diye bekliyoruz diyenler var. Bunu konuşacağız birazdan ve de tabii ki AKP'nin çok müthiş oranda devlet olanaklarını kullanması meselesi de var. Senin önündeki gazetede var. İtfaiye arabası şeye basıyor. Evet, öyle bir bantımız var. Flaşa basıyor. Aynen onu da. Demokrat Parti zamanında olmadı bu kadar partizanlık canım. Yani özel arabaları kullanamazlardı. Devlet arabasını öyle kullanamazlardı. Diyecektim ki size, içimizde en çok seçim izleyen sizsinizdir mutlaka. Bütün bu seçimlerle, bugünkü seçimleri karşı karşıya koyduğunuzda ne hissediyorsunuz, ne görüyorsunuz, ne öngörüyorsunuz? Hayret duyuyorum. Hayret yani. Birazdan bunları... Adını koysam şey olur, suç olmaz olur. Diyorsun. Peki bir ufak ara vereceğiz. Ondan sonra bu konuyu getirip onun üzerinde tartışacağız. Sevgili izleyiciler, gazeteci arkadaşlarımla bu seçim üzerine ve de seçim sonrası ne olur veya seçimlerde ne olur tartışmalarına devam edeceğiz bir ufak aradan sonra. İzleyin. Sevgili izleyiciler, seçime doğru 2011'in seçimine 2 hafta kala sondan bir önceki programımızda devam ediyoruz kaldığımız yerden gazetecilerle yaptığımız bu söyleşiye. Nail Güreli, Şükran Soner ve Can Ataklı yanımda. Kaldığımız yerden devam edelim ama bir çok fazla sayıda gelen mesajlar var. Onlarda ortak söylenen şey şu, size bunu da sormak istiyorum. Şimdi 4-5 yılda yapılan seçimlerde ortalama artan seçmen sayısı normalde 3 ila 4 milyon arasında. Yani bu şeye de uygun. Nüfus artışı, işte 18 yaşın altında olanların 18 yaşı geçmesi vesaire. Ama bu seçimlerde 9,5-10 milyon civarında bir seçmen sayısında artış var. Bülent Tan'la da önceki gün bunun açıklamasını yaptı. Dedi ki bu hiçbir şeye uymuyor. Ne nüfus artışına uyuyor, ne bilmem efendim başka şey, hiçbir şeye uymuyor. Bu çok kuşkulu ve kaygı vericidir. Önceki seçime göre artış %25.4. Yani olacak şey değil deniliyor. Bunu da koyarak sizin değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Seçimde hileden bahsediyor. Parmak boyası tekrar kullanılması gerekir diyen çok sayıda insan var. Çünkü seçimde hile olma ihtimalinden fena halde kuşkulu herkes. Fakat şimdi 2 tane şey var. Bir, sandıkta yapılacak olan, yani sandıkta işte oyların çalınmasıydı, yok değiştirilmesiydi vesaire, klasik olarak buna. Bir de mükerrer oy var. Yani çok sayıda hayali seçmenin bir yerlere yazılıp onlar adına oy kullanılmasından tutun da buraya kadar, yani sandığı direkt olarak dışarıdan etkileyecek olan şeyler de var. Bunlar nasıl önlenecek, nasıl şey olacak? Bir de YSK, özellikle bu 10 milyon, yani Yüksek Seçim Kurulu, bu 10 milyon seçmenle ilgili en ufak açıklama yapmıyor. Referandumdan bu yana arttı. Ne kadar? Evet. 6 aydır. Ya olacak şey değil. Yani Can senle başlayalım. Şimdi 18 yaş kullanıyor değil mi? Evet, 18. Demek ki 1991-93 arası bir nüfus patlaması olmuş. Çünkü yani onlar, çünkü 91 doğumlular kullanabiliyor. Evet. 93, 94'ler kullanamıyor. 91-93, yani onlar 18'i doldurmuş oluyor. Aradaki 2 yılda 10 milyon nüfus atmış oluyor bu durumda. Karıncalar gibi çoğalmış. Yani orada ne olduysa o sıralarda. Hayır, o zamanlar savaş ne vardı? Belki de gece uyumuyor muyduk, neydi? Yani. Bu kadar basit olarak aldık. Ama o çıkıyor ya, 10 milyon seçmen nasıl artar yani? Şimdi, işte odur yani. Ama şimdi tabii şöyle izah ediyorlar. Yani bu Mernis projesine geçince, biz 2000'de mi yaptık son eve kapanıp seçimi? 2000'den bu yana seçim yapmıyoruz. Sayım. Sayım. Bunu nüfus kayıtlarına ve muhtarlık kayıtlarına göre yeniden düzenliyorlar adres tespiti üzerine. Eksik kalmış olanlar eksik mı? Eksik kalmış olanlar çıkabilir. Şu bu, ama 10 milyon rakamı gene fazla. Yalnız ben senin şeyine katılmıyorum. Mükerrer oy. Çünkü böyle bir organizasyonu dünyanın hiçbir yerinde yapamazsın. Neden? İki kişinin konuştuğu sır değildir. Şimdi 10 milyon insan, 10 milyon oy kullanmak için 5 milyon insana mükerrer oy kullandıracaksın demektir.
O kadar adamı örgütleyip... Sen 1'e 2 diyorsun. Bir kişinin çok daha fazla kullanma olasılığı. Hayır, işte o kadarını örgütleyemezsin diyorum. Yani 10 tane oy kullandırsan, 100 tane oy kullandırsan... Peki bir soru daha o zaman. Yani... Hayır, bir dakika. Gidip de oy kullanıyor olarak vermiyoruz bunu. Şöyle oluyor. Hayali seçmenler evlerde... Şimdi oraya geliyorum işte. Tamam, bravo. Yani bunu örgütleyip de kardeşim sen 10 oy kullanacaksın. Bunu yapamazsın. Yani bu bir yerden falso verir. Yani biri ya düşürür. Yolda zarfları düşürür. Bir şey olur. Yani bu çok zor. Ha, o zaman araya şu giriyor. Bilgisayarla yapıldığı için hayali listeyi birleştirme tutanaklarında yedirerek bilgisayar sistemine sokabilir. O da sandık sonuçlarıyla karşılaştırılırsa. Ama bir şey söyleyeceğim. Sandık sonuçları şimdi bizdeki seçim sistemine göre biz toptancı itirazda bulunamıyoruz. Yani birleştirme tutanaklarına itiraz edilemiyor. Şeye itiraz ediliyor. Sandık. Şimdi sandık dediğin zaman karşına birdenbire 176 bin sandık çıkıyor. Son referandum sonuçlarının sandık bazındaki sonuçlarını Yüksek Seçim Kurulu hala açıklamadı. Ben kendi oy kullandığım sandıkta ne çıktığını göremiyorum. Kendi mahallem, merak ediyorum. Kim var, kim yok. Tanıyorum çünkü benim sandığımda oy kullananlar. Hepimiz aynı yerde oturuyoruz. O sandığın sonucunu göstermiyorlar hala. Ama bu sefer... Şimdi bak bu sefer gösterecek mi? Bir. Onu bilmiyoruz gene. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu bu konuda herhangi bir gerekçe de göstermiyor. Yani niye açıklamıyorsun? Açıklamıyorum diyor adam. Yani açıklamıyorum. Bir şey mi var? Hani teknik bir zorluk mu var? Bilgisayara mı yükleyemedin? Hayır, o da yok. Açıklamıyor. Şimdi bu seçimde onu uygulayacaklar mı? Yani sandık bazında herkes kendi kullandığı sandığı gidip görebilecek mi? Hani bu olursa bu hayali yedirmek kolay değil. Bu sefer ben hile yapabileceklerini tahmin etmiyorum. Yani gönlümden de belki geçmiyor ama. Çünkü geçen seçim 2007'de ben kesinlikle bir bilgisayar oyunu olduğuna inanıyordum. Ama bunu ispatlatamadık. Ben çok basit bir formül söylemiştim. En çok da ben yazdım. Fakat maalesef başta Deniz Baykal olmak üzere bir türlü buna yanaşmadı. Çok basit bir formül söyledim. Dedim ki ya çok gizli bir operasyon yapın. Sadece il başkanlarına diyeceksiniz ki kardeşim ilinden İki tane merkezden, birer tane ilçelerden ve rastgele seçilmiş 20 sandık gerçek sonuç. Hani zaptı elinde olan. Her il 20 tane rastgele sandık. İl başkanı bunun neden istendiğini bile bilmeyecek. Merkeze geldi, topladın. 81 ilden 20 sandık yaptığın zaman 1600 sandık sonucudur bu. 160 binin üzerinde sandık var. Binde bir demektir. Binde bir gerçek sonuç en iyi kamuoyu araştırmasından daha iyi sonuç verir. Doğru. Onun 47, 21, 12'ye yakın artı 1, eksi 1 ile 2 bile değil bak çıkması lazım. Çünkü bütün Türkiye'den rastgele almış olduğu şey bunu gösterir. Yapmadı kardeşim. Yapmadı. MHP 12 tane sandık saptadı İzmir'de. Kendi tutanaklarıyla bilgisayar sistemindeki uymuyor. Onlara itiraz etmeye kalktılar. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı dedi ki ufak tefek hatalar olabilir. Ya, ne demek ufak tefek? Şimdi ben konuşuyorum adamla diyorum ki Sayın Başkan ufak tefek hata nasıl olur? Yani buradan dörde basarsan merkezde dört çıkacak. Yani burada hata olması mümkün değil. Onu da kabul etmediler. İki sene sonra Deniz Baykal bir eski bakan arkadaşımıza uçakta rastladığında ya biz burada hata yaptık o hile iddiasının üzerinde durmalıydık dedi. Geçmiş ya bununla olsun. Kamuoyunun önüne çıkmıyorsun, itiraz etmiyorsun, tamamen iç operasyon yapıyorsun. Kimse, eğer sonuç ona yakınsa zaten susuyorsun, kimsenin de haberi olmuyor. Ama değilse o zaman 176 bin sandığa birden yani bunu açıklayıp benim sonuçlarım böyle tutmuyor kardeşim. Tabii onu yaptığın an, şimdi CHP'nin hatası şuydu muhalefet olarak, şimdi inşallah yapacaklar. Sandık bütün liste ellerinde yok. Bütün tutanaklar yok. Şimdi olacak ama. Şimdi bana Şahin Mengü, şimdi aday da değil ama telefonla itiraf etmiştir referandumda. Dedi ki tarihi rekor kırdık dedi. 170 bin sandıktan 118 binine galiba bu sefer sahip çıkmışlar. Yani 118 bininde bulunmuşlar ve tutanak almışlar. Onun için referandumda da yani çok fazla bir şey olmamış olabilir zaten. Normal. Zaten o bir seçim yani, değil başka seçim bir şey. Değil, o başka bir şeydi. Yani düşünebiliyor musunuz? 170 bin ancak 118 binine. Hayır benim ulaşamadıkları yerler var. Doğru Güneydoğu'da bazı köylere falan gidilememiş olabilir ama yani ara gene çok açık. O zaman demek ki bu seçimde iki noktanın siyasi partilerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Bir,
bütün sandıklarda sandık görevlisinin dışında. Bak. Çünkü sandık görevlisi ketenpereye gelir bir şey olur. Bir tane adam gün boyu dolaşacak. Sandık sonuç alınırken başında duracak ve anında not edecek. Bunu bir zaten ben 3G teknolojisi sanıyorum kullanacak. Bunu falan. Ama bu böyle rastgele de değil. İyi organize olacaksın. O 1000 tane adam bir kişiye, o 1000 kişi onların toplamından 1000 tanesi bir kişiye sonuç olarak bir kere genel merkeze bir toplam oy gelecek. Bir de orada şeyler gidiyor ya. İki esas numara seçimlerde tecrübeliyiz bu konuda birleştirme tutanaklarında. Evet. O birleştirme tutanağı yazılırken onun başına 4'ü bir koyar, o 4000 oluverir. Tabii şimdi ne oluyor? Kendi sandığını biliyor ama birleştirme tutanağı 1000 sandık. E diyor ki yani kimse, benim sandıkta bilmiyor. Ben öndeydim ama demek ki öbürlerinde geride kalmış. Ha o zaman demek ki manuel olarak bu iki noktayı iyi kontrol edebilirse partiler muhalefet olarak bu işte hile yapmaya kalkanlar şey olabilir. Açıkta kalabilir. Ha ikincisi bu operasyon yani bu bilgisayar operasyonu nerelerde oldu? Gürcistan'da oldu, Ukrayna'da oldu, Yunanistan'da oldu. Yunanistan uyandı, reddetti. Tabii. Amerika fark etti. Florida'da bir daha oldu. Florida'da kullanmıyor. Şimdi hile olmama ihtimalini için kendimi de rahatlatmaya çalışıyorum. Bu üç ülkede Soros operasyonuna maruz kalan ülkelerden ki bir tanesi Türkiye, Gürcistan'da, Ukrayna'da gümbür gümbür gitti Soros yönetimleri. Yani cesaret edemeyebilirler diye bir umudum var. Ama bilgisayarla yapmanın çok kolay olduğu. Karşılaştırma yapamazsan çok kolay olur. Üstelik çok güzel bir açık verdi. Yani herkesin uyanık olması lazım. YGS sınavında her öğrenciye göre uygulanan algoritma yapabilen bir program yazabiliyorlar. Hackerların anlattığına göre birleştirme tutanağının merkeze gidişindeki saniyenin 730 binde birinde saniyenin 730 binde birinde rakamları dizayn edebiliyorsun. Onun bir çarpanı var. Algoritma dedikleri şifre. Onu verdiğin an buradan rakamların ne yüklersen yükle onu karşı yürüyor. Tarafa şey oluyor ve oraya öyle gidiyor. Buna nereden şey yapıyorum? Ben en son gene kızıyorlar bana ama Konda'ya bakarım. Çünkü Konda bildi 2007 seçimlerini ama 2006'da da şey evet 2007 seçimlerini 2006'da da yani Cumhuriyet mitingleri yokken, Cumhurbaşkanlığı tartışması yokken, 367 yokken, efendim şey yokken, 27 Nisan bildirisi yokken de 47 22 12 vermiş Konda. Zaten ben oradan yola çıktım. Lan bu bir yıl önce bu kadar olaydı. Şimdi aynı şey bak bir daha başımızda. Tam 4,5-5 ay oldu. Araştırma şirketleri başlayalı. Ya bunca olay oluyor. 47-50 aralığı, 21-24 aralığı, barajın ya altı ya bir puan üstü. Ya bir şey diyeceğim yani gösteriler, mitingler, o arada karşılıklı çatışmalar, ortaya çıkan bazı skandallar, üste çıkmalar, alta düşmeler. Hiçbiri etkilemiyor ya. Böyle motomot bütün araştırma şirketleri. Hepsi 47-51 aralığı. 21-25 aralığı. İşte 9.5'la 11.5 arası. Bu nasıl oluyor? O zaman burada bir hile hurda var. Bir beyin yıkama var. Evet, ne yani faydası var? Çıktığı zaman ona göre aa bak zaten anketlerde söylemiş. Bir şey söyleyeyim. Diyor. Şu anda çok iddialı şirketlere bak. Adil Gür net bir şey açıklamıyor. Geri kalanına baktığın zaman şimdi diyorlar ki efendim bunlar araştırma şirketi. Bunların esas işi bu değil. Bunlar piyasaya araştırma yapıyor. Yok. Hangisini tanıyorsunuz? Bunların hepsi seçim bittiği gün dükkanı kapatabilirler. Yani öyle bir dertleri yok ki. Bir ikisinin dışında. Ya bir ikisinin dışında. Onlar da ne oldu? Konda zarar mı gördü? 2007 seçimlerini birebir bilen, herkesi şaşırtan 47 dedi, 47 geldi. Şeyde 10 puan şaştı. Evet. Yerel seçimlerde. Hiçbir şey oldu mu Konda'ya? Konda gene aynı itibariyle gidiyor. Yani işte Konda kalır. Neydi? Adil Gürünkü kalır. Öbürleri kapatıverir. 30 tane Sonar araştırma var şirketi işte. Var. Her gün biri bir tane araştırma veriyor. Ama ısrarlı biçimde aynı rakam veriyorlar. Sonuç olarak sen korkuyorsun. Ya seçime gitmeni istemiyor. Ya bunlara teslim oldum diyorsun. Bari ben de buraya vereyim. Bir de işte o kararsızları güce çekmek için yapılan bir şey. Yani herkesin dikkatli olması peki, lazım herhalde. Bu hileler seçimin götürülmesi ve AKP'nin müthiş olanakları diğer partiler oranla kullanması üzerine. Şimdi özel bir semt benim kendi oy kullandığım yer ve gözlem içinde dolaştığım yer Fatih. Özel bir yer ve cemaatlerin çok güçlü olduğu bir yer.
Orada birkaç seçim üst üste çok net olarak gördüğüm, örneğin en az 2-3 ay öncesinden çocuklarla konuşarak aldığım şey bu. Lise öğrencilerine maaşa bağlanıyorlar, eğitimden geçiyorlar ve sandık başlarında bu dediğimiz işi yapıyorlar. Yani sonuçlar sayıldığında merkezlerine bildiriyorlar cemaat ilişkisi içinde. Bir böyle bir izleme sistemi ve bunu tamamen kopmuş bir muhalefet, yani sandığı denetleyemeyen bir muhalefet gerçeğiyle. Can izledi geçen seçim. İşte o, ama ha. Onlar lise öğrencileri işte polise işte, onu söylüyorum. Hayır, ismini de şeyle. Bir diğer şey, bütün bu bölgede çok net bir şekilde gördüğüm, muhtarların elinde liste, gelenlere aileler, onlara muhtara görünüyorlar. Muhtar sayıyor kaç kişi geldi aileden, işaretliyor. O da muhtemelen işte eve gidecek kömürle ya da başka erzakla bağlantılı bir denetim. Şimdi bu denetim mekanizmalarının gönüllülük üzerinden alternatifinin olmasına ilişkin bana göre önceki gece Kılıçdaroğlu önemli bir şeyin altını çizdi. Yüksek Seçim Kurulu sandık numaraları ile seçim sonuçlarını açıklamak zorundadır. Aksine bir yasal engel yok ve güvenilirlik bakımından da denetimi sağlayabilecek tek olgu budur. Çünkü sandık başlarındaki ve kendi partili görevlilerine de dedi ki sandık başını terk etmeyeceksiniz. Sizde doğru veri varsa sandıkla ilgili, orada da sandık dökümü olacaksa, evet biraz daha geç olabilir belki ama bal gibi de toplam üzerinden bu o geçiş sisteminde bir an önce arkadaşımın aktardığı yolda giderken üzerine oyun oynamak, eklemeleri açığa çıkarmak mümkün. Ama sandıklar numaralarıyla sonuçlar yayınlamazsa Yüksek Seçim Kurulu denetleme şartları işlemiyor. Çünkü toplama neyin yansıdığını bilmiyoruz ve burada seçim güvenilirliği bakımından Yüksek Seçim Kurulu'nun suçu ve sorumluluğu var bana göre başından beri, yani bugüne kadar gelen noktada. Bunun bir ağırlıklı ortaya konması gerekiyor. Bu seçmen sayısının artması ile ilgili çok sübjektif bir gözlem. Bir veraset şeyi nedeniyle bizim ilk yaşadığımız büyük adaya gittim ben, göç ettiğimiz yere. Yani seçim nüfus kütüklerinin düzenlenmesinin özgün olduğu, rahat olduğu bir yer. Bir lokanta üzerinden 40-50 kişinin nüfus kaydını gördüm. Lokantayı biliyorum sahilde, küçücük bir yer. Orada o işçi olarak görünüyorlar. Çalışan biri yoktur değil mi acaba? Hayır, vardır ama 5 kişi vardır. Ha, yani 40-50 kişi olma olanağı yok. Ya en azından hemşirelik ilişkisi içinde İstanbul'a göç edenlerin hepsinin akrabaların nüfus kaydını oradan yapmışlar. Patron da buna göz yummuş. Böyle bir olgu var. O zaman böyle bir olgu olduğu zaman o dediğimiz manipülasyonların da her türlüsü olabilir ve düşünülebilir. Ki bunun başlangıcı şeye de gidiyor ama anayasayla YSK'ya verilmiş olan görev ve sorumluluğu Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmiş. İşte onu söylüyorum. Oraya emniyete üstelik de devredildiğince, yani yürütmenin emrindeki kurumlar. Hem bu türden örnekler çoğalıyor hem de farklı bir örnek çoğalıyor. Yıllardır aynı yerde, aynı adreste seçmen kartı var. Aklına bile gelmemiş kontrol etmek, itiraz etmek. Şimdi işte bir apartmanın tamamı muhalif etmiş ve hiçbirinin kaydı gelmemiş falan diye örnekler de var. Hani bunlar özel örnek ama Türkiye çapında. Her biri birer özel örnek olsa zaten genel bir örnek haline geliyor. İşte böyle şeylerin çok ciddi boyutu olduğunu düşünüyorum. Zaten kesin bir şekilde dünya çapında artık bu sistem tartışılıyor güvenilirlik bakımından. Ve benim iddiam o ki Amerika'da bir dönem Bush'un politikaları gerekiyordu sistem için dışarıda savaşa. İşte Florida'da Bush kazandırıldı. İkinci dönem işte dediğim gibi Orta Doğu petrol maliyetini düşürmek gerekiyordu. Obama'nın seçilmesi gerekiyordu. O sağlandı. İkisinin de gerçek dürüst seçimlerle sağlandığını söylemiş olanağı yok. Amerikalılar da buna inanmıyorlar. Çünkü aylar süren bir tartışmalar sonrası kazandılar ikisinde de ve küçük oy farklarıyla kazandılar. Türkiye'de bunu katlayarak yaşama olanağı var ve iktidarın da gücü var. Evet. Nail Güreli. Şükran Hanım'ın dediği gibi nüfus şeylerinde işte lokanta örneğini başka yerlerde de olması mümkün. Orada olduğuna göre. Yani seçmen kütüklerinde dahi bence yer yer genelleme yapmadan söyleyelim. Kuşku var sağlığı konusunda. Ne kadar sağlıklı olduğu belli değil.
Ayrıca seçim sistemi bakımından işte hep söylenen Amerika'nın başlatıp terk ettiği sistemi çok şeye açık, saptırmaya, kullanılmaya açık bir sistem. Şimdi Halk Partisi, Kılıçdaroğlu söyledi. Her sandıkta 166 bin sandığın her birinde ikişer tane partili görevlendireceğiz dedi. Bunu yapabilirlerse belki biraz mümkün olabilir. Geçen son seçimde mesela sandık sonuçları, yok sandık sonuçları mesela ben Kadıköy'de oy kullanıyorum. Kadıköy'de kendi sandığımın tutanağı tutundurken oradaydık açık tasnif gereği. Hepsi 5-10'a 3-10'a partiler şeydi, tutanak tutuldu. Kaç oy kaç partiye çıktı öğrendik tutanak tutulduğunda beraber. Ama Ankara'ya giderken ne oldu? İşte o birleşme tutanakları meselesi. Şimdi işte Halk Partisi onu istedi. Merkezde de ben şey bulandırayım. Başlangıçta kabul etmediler. Ettiler mi bilmiyorum sonra. Etti. Sonunda yani, kabul etti. Başlangıçta etmiyorlardı çünkü şey ama. Yaptı, bildirdi yani. Bizde bir merkez olacak. Evet. Dedi. Halk Partisi bastırınca onu kabul ettiler. Şimdi bunu yapabilirlerse azalır bir ölçüde. Yani her sandıkta iki tane gözlemci bulunursa. Ve bu gözlemciler sürekli olarak şeyleri genel merkeze bildirip son tutanağı da hemen imzalı haliyle bildirirlerse ellerinde 176 bin sandığın tutanakları olacak, olacak ki mi? Hadi olmasın bunun, Güneydoğu'da biraz zor olacak ya, belki onlar ama yani 176 binin 150 binini sen elinde zaten tutuyorsan yani o kalan 25 bin anormal değişiklikler yaratmaz. Yaratmıyor. Evet. Zaten yani, bu bir de 176 uzman... binin dökümünün olması şart. İşte o önemli. Yüksek Seçim Kurulu'nun sonuç listesi. Açıklamak listeydi. Zorunda yani, o olduğu zaman ancak. Kılıçdaroğlu'nun söylediği o çok önemli. Yani şimdi, daha ona yanıt gelmedi ama Yüksek Seçim peki, Kurulu'ndan. Peki şimdi çok fazla rakamla karıştırıyor gibi olmuyor ama bir tek şeye yanıt vermek gerekiyor. Diyelim ki 150 bin sandığın sonuçları elinde. Bunun da toplamı diyelim ki 42 milyon oya şey oluyor. Atıyorum şu anda ama ya da 45 herkes milyon oy diyelim. Bütün buradan bakılan sandıkların sonuçları zaten ellerinde olacak. Yapılan açıklamada bunun hilafına bir şey olursa, yani bunun aksine bir şey çıkarsa partiler ellerindeki tutanakları gösterip ne demek ya böyle şey olur mu? Sandığa itiraz edecek. Sandığa itiraz edecek. Evet. İşte buradaki... Sandık bilgisini açıklaması seçim kurulu nasıl itiraz edecek? İşte onu söylemeye çalışıyorum. Yani sorun orada. Yani Kılıçdaroğlu yani genele itiraz etmek zorunda o zaman. Yani genele edemiyorsun işte. Sen diyorsun ama ki... şunu söyleyecek. İşte benim elimdeki sandık sonuçları diyecek parti. Tek tek sandık sonuçlarının toplamı sizin yaptığınız açıklamanın çok daha dışında. O zaman ne yapacak? İşte 150 bin sandığa birden itiraz ediyor. İtiraz ediyor. Bravo. Hatta söylemiş. Ben onu bile önerdim. Yani önceden hazırla kardeşim. Koy kenara sen daha itiraz dilekçeni. O gece veremem. Yeniden sayılsın. Evet. Aynen bu evet. Ama işte bunun da açıklanması gerekiyor. Yeniden sayılması değil. Yani demeliler ki kardeşim sen bu sandık sonuçlarını açıklamak zorundasın. Çünkü ben artık tabii, bu saatten sonra ki, güvenmiyorum. Onu evet. söyledi evet. önceki gece televizyon kanallarından birindeki söyleşide. Benim de demek istediğim oydu. 176 numaralı sandığın sonucunu Yüksek Seçim Kurulu listesinde yayınlasın. Ki ben denetleyip kendi ülkemle karşılaştırayım parti olarak. Aynen. Bu işte. Önemli olan i̇şte, bu. Bunu sağlamak bunu becermeleri. Yani. Bunu da var mı siyasi bir şey yoksa başka? Yapabilir. Şimdi bu seçimin, bu mevzuatın dışında başka bir önemi var. Başka bir önemi var yani çok kritik bir noktada ayrıntıları anlatılıyor işte ya işte başkanlık sistemine gidecek yahut Tayyip gene tek otorite olacak ya da biraz demokrasi olacak hikayesi ve seçmen bir ikilem karşısında yani şöyle yargı hukuk teslim alınmış buna karşı bir toplum refleksini göstermek lazım yani tartışılan şu seçmenin tartışması gereken tartıştığı bağımsız adayların durumu işte halen Silivri'de olanlar Doğu Perinçek, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan. Tuncay Özkan ve diğer gazeteciler ve aydınlar yani aday olan, bağımsız aday olanlar, partilerden aday olanlar. Onların mutlaka bence yani demokratik bir refleks olarak toplumun tepki göstermesi lazım. O adayları meclise sokmaları lazım. Ancak bu Silivri'ye yahut demokrasi dışı gövde gösterisine bir tepki olabilir. Tepki olabilir. Bu tepkiyi de toplumun göstermesi lazım. Ve nihayette tabii keşke olsa hani seçimle geleni tekrar seçimle gösterme keyfini tadabilse seçmen. Ondan sonra işte ha bak ben değiştiriyorum bütün baskılara rağmen diye bir bilinçlenecektir. Seçim ondan sonra ne muhtaralara ne şunlara ne bunlara tartışmalara böyle düzmece tanıklara manıklara da ihtiyaç kalmayacaktır. Diyorsunuz. Düzmece şeylere. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi BDP tabii artı PKK demek lazım buna. Çünkü şeyler son derece
birbirine girift hale gelmiş oldu. Son derece açık ortada yapılan açıklamalar vesaire. AKP bir tarafta müthiş işte CHP ile BDP'yi bir tutmaya çalışan şeyler yapıyor. Diğer taraftan bağımsız adayların bu YSK rezaleti meselesi, işte önce bunları almaya çalışıp o iki gün içinde tekrar adaylıklarını iade etmesi. Bu süreç yapay bir süreç midir sizin gözünüzde? Yani bir oyun mu oynanıyor, yoksa gerçekten böyle bir karşıtlık giderek yükseliyor mu? Güneydoğu bazında bunu sormaya çalışıyorum. Buyurun sizden başlayalım. Güneydoğu'da bence hani CHP şöyle ya da böyle eskiye oranla bir gelişme kaydediyor gibi geliyor. Can da gördü, oralara gittin sen galiba. Evet. Can Batman'a falan gittin galiba. Sana geleceğiz zaten. Orada, evet, orada var CHP lehine bir gelişme var ama az ama çok. Önemli olan bugüne kadar hani 0.2'de %2'de kalan CHP'nin daha fazla oy alması muhtemel görünüyor ki önemli bir gelişmedir bence bu. Önemli bir gelişme. Kampanyanın tabii son günleri önemli, çok önemli, çok hani gayrimeşru diyeceğimiz gelişmeler meydana çıkabiliyor. Ne gibi mesela? MHP kasetleri değil mi? Şimdi ters, beklediklerinin tam tersine seçmen oyunu oynattı, MHP lehine oynattı araştırmalar. Bizim de gözlemlerimiz yani birebir konuşmalarda bugün MHP'ye oy vereceklerini söyleyenler var. İstemediği halde hayatında ilk defa oy vereceğim diyor. Yani barajı aşması gerekir. Dediğim gibi mutlaka yani gazeteci olsun, gazeteci dışında da bürokratların da demokratik bir tepki olarak mutlaka mecliste bulunmaları lazım. O bağlamda Kılıçdaroğlu'nun ya daha doğrusu CHP'nin seçim vaatlerinin arasında %1 oy alan partinin, en az %1 ile 5 arasında oy alan partinin en az bir liderinin seçilmiş olması Türkiye Milletvekilliği bağlamında. Ya bu şeye benziyor biraz. 1965'teki o artı bakiye sistemine benziyor. Yani Türkiye benziyor Milletvekilliği olarak. Yani tip öyle bir 15 milletvekili. Evet, o da yani temsil edilmeyen, mecliste temsil edilmeyen görüşler tartışması var ya, onu bir ölçüde önleyebilecek bir tedbir. Sistem. Bence sistem. Bu seçime olamaz. Yok, vaat ediyor gelecek seçimlerde ki yani doğru ama işte seçmenin de bunları dikkate alması lazım. Medya bunları yansıtmıyor doğrusu. Şimdi aile sigortası konusunda mesela CHP'nin bu efendim kaynak yok diye tutturdular. Halbuki kitap yazdı adamlar. Kitapta bütün ayrıntılarıyla var. Nerede karşılanacak kaynak hepsini bir. Ve Kılıçdaroğlu defalarca söyledi. Dedi ki kamu harcamalarında %1,5 tasarruf yapmak ki kamu için bu devede kulak bütün benim aileye vereceğim 600 liralık aylığı karşılar. Yani ayrıca geliri, zaten onun bir bölümünü de yani harcamalardan KDV olarak geri alacağını da anlatıyor. Tabii dedi yani şeyini anlattı, bütün getirisini götürüsünü anlattı adam. Ama bakıyorsunuz efendim hiçbir projeleri yok, bir şey yapmıyorlar. Sadece sen ben kavgası yapıyorlar diye bir kısım medyada, televizyonlarda görüyoruz. Ama bunlar yani saptırma, kural dışı oynamalar. Bu BDP-AKP çatışması size neyi anlatıyor? Yani ben sanki ortada böyle bir orada gerçek olmayan satranç oynanıyor orada bence. Bir satranç oynuyorlar, seçim satrancı oynuyorlar. BDP de tabii kendini kabul ettirme şeyinde, iddiasında haklı olarak. Orada CHP ile CHP'den orada var olması AKP'yi kırması bakımından BDP'nin işine gelebilir diye düşünülebilir. Ya BDP bunu mu göz önüne alıyor? Bunu göz önüne alabilir. Evet. Siz ne diyorsunuz? Bence Orta Doğu projelerinde daima A planı, B planı, C planı vardır ve sosyal olayların gelişimine sonuçlara bakılarak bunlardan biri sahneye konur. Bu çerçevede Barzani Talabani egemenliğindeki Kürt hareketinin öne çıkarılmasıyla PKK'nın güçlü olması bölgedeki projelerde arasında bir çıkar çatışması vardır. Ama %100 çıkar çatışması anlamında söylemiyorum. İktidar çatışması vardır diyelim, daha doğru olur. Seçim olduğu için iktidar çatışması yaşanıyor AKP ile BDP ve PKK hareketi arasında. Ama seçim sonrası projelerde ben ittifakın olacağını da düşünüyorum. İşte onu sormak istiyorum. İkisi aynı şey değil çünkü zaten. 15 daha Haziran diye bir şey vardı. Daha önce de oldu konulara göre. Yani Abdullah Öcalan'ı koydu. 15 Temmuz aldı değil mi? 15 Temmuz aldı.
Daha önce de hep konulara göre değişti ittifaklar. Yani bu çok doğal bir şey. Eşyanın tabiatına uygun bence de yani. Tabii tabii. Yani siyasi manevralar. Satranç oyunu, güçler dengesi. İttifaklar konuya göre, gündeme göre değişir. Bu seçim de Güneydoğu ve Kürt oylarını büyük kentlerde de paylaşma kavgası var aralarında AKP ile BDP'nin. BDP'nin orada çok yerleşimleri iyi bilerek adaylarını çıkardığını düşünüyorum. Onun için oyunu çok ziyan etmiyor. Yani geçen seçimde de meclise yani grup oluşturacak kadar sokabilmiş olmak bu hesabın iyi yapılmasına bağlı. Yani barajlar baraj olduğu için siyasi parti olarak gelemiyor ama bağımsızlarla bir grup oluşturabiliyor. Şimdi daha çok da gelmeye çalışıyor. Ama AKP de cemaatlerle, aşiretlerle yaptığı anlaşmalar gereği kendini daha güçlü hissediyor. Çok uzaktan gözlemlediğim AKP'nin ittifakları Güneydoğu'daki büyük sermaye grupları ve aşiretler, aşiret reislikleri ağırlıklı. PKK'nın ise ittifakları aşağıdaki çoğunluk yani seçmen çoğunluk ağırlıklı. Yani şimdi bir Diyarbakır çevresi var, yani bir ilçe var, bir başka kent nüfusu kadar. Dağ göçlerinden oluşmuş. En çok kepenklerin kapandığı, en çok eylemin olduğu yaş. Şimdi orada BDP şanslı. Ama merkezdeki o villa tipi evlerde, Kadıköy dedikleri şeyin Bağdat Caddesi falan diyorlar ya Diyarbakır'ın, oralarda AKP'nin oyunun daha çok olacağını tahmin ediyorum. İddia ama öyle tahmin ediyorum. Yani. Bir şeyi unutmuşuz demin. Ona da kısaca bir değinelim. Fazladan 17 milyon gelen şeylerden pusula basılmış. Hani normal seçmenin dışında yani 52 milyon seçmen için basılan oyun 17 milyon üzerinde basılmış. Neden? Neden? Şimdi ben şunu anlarım. Bir miktar fazla şey yaparsa işte bozulur, yırtılır, şu olur, bu olur, şey yapar. Ama 17 milyon fazla seçmen pusulası basmak neyi anlatır bize? Kerer oya mı hizmet eder? Efendim? Mükerrer oya mı hizmet eder? Yani sorular o yönde geldiği için soruyorum ben de. Ve iki şey söylüyorlar. Bir, insanların adresleri değişik gösterilerek oy kullandırılmıyor. İki, fazla sayıda seçmen şeyi geliyor. Birden fazla seçmen nesi derler kağıdı oy kullanman için gitti. Ne diyorlar ona? Seçmen kağıdı. Seçmen kağıdı. Bunlardan da bahsediliyor. Neyse peki dönelim tekrar konumuza. Can. 15. Bir küçük ekleme daha yapmak istiyorum. Şimdi Kuzey Irak'la yapılan ticari ilişkiler, üretim ilişkileri içinde örneğin Gaziantep sanayi krizi, denizi kriziyle yaşamadı. Bunu espri olarak söylediğiniz zaman iş adamlarına diyorlar ki hayır, biz de o krizi yaşadık. Krizi yaşamayanlar bazı barzani talabane ortaklıklı şirketler diye. Bir de böyle ilişkiler var yani çok net bir sermaye yapılanmasının değişimi şey var. Aynı şekilde Kuzey Irak'ta Barzani Talabani çevresinin zenginleşmesine karşı baş kaldıran diğer aşiretlerin çatışmaları var. Her gün ölümler oluyor. Yani orada da Arap Baharı o çerçevede yaşanıyor. Onun için aşiretler çatışması gerçeğini unutmamak lazım Güneydoğu'da. PKK-AKP çatışmasında çıkar çatışması olduğunu görmek gerekiyor. Günlük siyasi çıkar çatışması olduğunu. Evet. Peki bu 15 Temmuz'du, pardon 15 Haziran'dı Abdullah Öcalan daha sonra bunu Temmuz'a aldı. Senin bu konuda bazı öngörülerin vardı. Onları senden dinleyelim. Şunu sanki şöyle oluyor. Şimdi bir kere yarına dikkat etmek lazım. Yarın ne olacak merak ediyorum. Çünkü CHP şeye gidiyor. Diyarbakır'a gidiyor. Galiba öbür günde Tayyip Erdoğan gün, bir gün arayla mı gidiyorlar? Evet, bir gün arayla. Evet. Yani bir gün arayla orada bir tavır göreceğiz. Yani şu anda alınan ilk izlenimlere göre işte CHP gittiğinde pek böyle bir tepki ya da işte dükkan kapama ya da protesto falan olmayacak ama başbakan gittiği zaman dükkanların gene bir bölümü kapalı olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum. Tabii burada sanki şöyle bir şey var. Şimdi bu AKP bir takım sözler verdi ve bunları şu anda saklıyor. İmralı görüşmeleri de şimdi dün tekrar devlet dedi. Konuşmak zorunda kaldı. Yani hükümet görüşmüyor, devlet görüşüyor. Evet. Şimdi İmralı'daki şahsiyet de böyle bir tanımlama yaptı geçen gün. Ya öyle bir tanımlama yaptı ki içinde devletin adamları var, o var, bu var,
ve bu ekip diyor bu sorunu çözebilecek yetenekte ve güçte diyor. Şimdi mesela kamuoyunun bilmediği bir şey var. Kim görüşüyor İmralı'yla? O heyette kimler var? Bu kadar yetenekli ve... Ama kim bunlar? AKP'nin derin devleti kim olursa olsun fark etmiyor ki. MİT diyorlar. İşte MİT'i de söylüyor. Değil ama başka da var. Abdullah Öcalan'ın tanımladığı bir heyet var orada. O heyette hükümetten adam var. O heyette asker var. O heyette aydınlardan var. O heyette belki Amerikalı var. Çünkü öyle bir tanımlıyor ki yani bu hükümetin üstünde bir güç diyor. Bunların çözme kabiliyeti var diyor. Tabii, bunu diyor ciddiye alsınlar diyor. Peki Amerikalılar kadrosundan söz yani, ediliyor işte sitelerde. Çok şimdi mesela sır gibi saklanan bu var. Yani kim görüşüyor? Yani ne var bunda? Böyle bir heyet var. Bu heyet gidiyor görüşüyor. Hayır. Bilgiyi kime veriyorlar? Onu da bilmiyoruz. Bilgi yani, nereye geliyor? İmralı'dakinin öteden beri ABD ile işi var. Ne ilişkisi var? İlişkisi şimdi var. Zannediyorum burada bu bir takım pazarlıklar yapıldı. Tayyip Erdoğan seçimi kazanacağından çok emin. Onun için de böyle bir rahat rahat şey yapıyor. Çünkü en azından 330'u geçerim. Anayasayı kendim yazarım. Sıkışırsam da referanduma giderim. Eğer 367 desteğini sağlayamazsam. Fakat CHP'nin birden atağa kalkması, işte bu 600 lira projesi, askerlik projesi, üniversite projesi, ondan sonra da bu sempatik gezilerle vatandaşın ya bu adam aslında falan demesi, hani 1.73'lerin Ecevit'ini hatırlatan böyle bir rüzgar, evet. Orada burada her yerde Kılıçdaroğlu. AKP'de bir panik yarattı ve bu bir şeye dönüştü. Bocalamaya. Sinir harbine ayrıca. Yani mesela önceki gün Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan sonra Güneydoğu'dan normal şartlarda hiç oy almaması lazım. Çünkü açıkça nefret suçu işledi. Bunlar dedi. Bunlar. Bayrağı dedi zaten dedi şeyler dedi. CHP ile pazarlık yaptılar. Türk bayrağı olmazsa girersin dediler. İşte bunların bu hassasiyetlerini bilerek gitti. Ha şimdi bu çok tehlikeli. Bir anda şahin milliyetçi bak. Yani mesela MHP bile bayraktı bilmem neydi onları söylemiyor. Yani bölücü diyor, terör diyor. Yani mesela Kürt konuşmuyor. Tayyip Erdoğan birdenbire buraya döndü. Şimdi burada benim gördüğüm aynen söylediği gibi bir satranç oynanıyor. Karşılıklı yani bak ben sana gücümü gösteririm. Öyle bir şey yaparım ki muhalefeti desteklerim altta kalırsın. O zaman demek ki biz son 10 güne bilmediğimiz, öğrenemeyeceğimiz belki bir takım pazarlıklarla gireceğiz. O da diyecek ki aman desteğini bize ver. Halledeceğim tamam. Fakat o desteği verebilecek sayısal çoğunluğa ulaşamayabilir. O zaman CHP faktörü çıkıyor. Eğer CHP önüne geçerse ya da iktidar olma ihtimali olursa bu sefer AKP'nin yapamadığını belki daha uzatarak ya da biraz daha farklılaştırarak gene yerine getirebilir. Çünkü ben şuna da inanıyorum. Yani hani biraz önce konuştunuz. Amerika bu işin ne kadarında var? Acaba Kemal Kılıçdaroğlu ya da CHP'nin yeni ekibi hani kaçınılmazı görüp ama Türkiye'nin bari bu AKP'ye teslim edip de bütün cumhuriyet değerlerini de içini boşaltmadan, yok etmeden bu sorunu bari ben halledeyim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Anlaşmasına hemen girmiş olabilir mi? Yani mesajlardan, o konuda şeyim yok. Sen devam et ama Kemal Kılıçdaroğlu gitmedi Amerika'ya mı? Bir heyet gitti. Heyet gitti Amerika'ya. Tabii ya Umut Amerika'da Orhan. Görüştüler. İşte hatta onu kişi küçültmeye çalıştı o AKP yandaşları. Evet. İşte gittiler kapı kapı dolaştılar. Yüz bulamadılar falan. Plan gibi yani şeyler yaptılar ama Kemal Kılıçdaroğlu gitmedi. Akılsızca bir plan şey. Öyle yani mi? CHP şunu görüyor olabilir. Yani şimdi Obama bir konuşma yapıyor. Ya konuşması ne insan haklarına, ne özgürlüklere, ne demok, hiçbir şeye uymuyor. Evet. İsrail 67 sınırlarına çekilecek. Suriye burada bilmem ne yapmazsa tepesine binerim. Irak'ta böyle olacak falan. Ondan önceki Kondeliza zaten ne dedi? Fas'tan başlayarak 26 ülkenin haritası bile değişebilir dedi. E şimdi ya burada artık hiçbirimiz oturup da burada demokrasi, hukuk, uluslararası yok, falan yok, böyle bir şey yok. Burada bir güç kullanılıyor. O halde Türkiye'nin de buna göre bir pozisyon alması lazım. Tümden karşı çıkman mümkün mü şu anda? Yani seçime gidiyorsun ve ben hepsini reddediyorum. Diyemeyebilir. Bari bu adamlara verirsen benim Türkiye Cumhuriyeti'nin temel felsefesi de yok olacak. Ön alayım. Hiç olmaz. Bizim bilmediğimiz başka pazarlıklar yapılıyor olabilir mi diye ben kuşkulanıyorum. Ha bunun sonucu iyi olur kötü olur. Bak orada kafam duruyor. Ama hani bir kaçınılmaz olan bir şey Türkiye'ye dayatılıyorsa ve Türkiye yani bu sarmaldan kurtulamayacaksa bari Türkiye'nin en az hasar göreceği biçimde halledelim zihniyeti ağır basabilir. Ha o zaman işte bu işin içine BDP ya da Kürt hareketinin neyse temsilcisi esas
o da devreye girerse AKP'yi devre dışı bırakma operasyonu olabilir mi? Yani Amerika'nın Beyaz Saray yetkilisi AKP 38'de kalacak demesi, JP Morgan'ın tam seçimlerin arifesinde aman Türkiye'den paralarınızı çekmeye başlayın çünkü bunlar da cari açık çok yükseldi demesi. Ama hiçbir gazetede hemen ya, hemen Cumhuriyet ya, yok, veya bir iki gazete kimse cesaret edemez. Herkes kendi de pozisyon alacak. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye raporunda çok kötü ifadelerin yer alması, basın özgürlüğünde, kişi hak ve özgürlüklerinde Türkiye'nin çok gerilerde yer aldığının ısrarla vurgulanması hep AKP'nin aleyhine. Yani bir uluslararası sarmala da girmiş olabilir. Ha, bu seçimlere nasıl yansır bilemiyorum. İşte bu gece de burada tekrar İsrail Alettar'ı gösterir Mavi Marmara. Çünkü Başbakan onu da tekrar her şeyi deniyorlar. Yani onu da söylemek lazım, öyle değil mi? Yani orada da bir tuhaflık AKP, var. AKP insana yönelik hiçbir şey açıklayamıyor ama işte yok hayali projeler vesaire. İşte şimdi bak İsrail de girdi devreye. Çünkü şimdi, çok onu İsrail AKP'yi yıkmak istiyor. Şimdi şu anda kamuoyuna bu anlatılıyor. Can. Ve onunla CHP'yi işbirliğinde gösteriyor. Ben size 5 dakika düşünme payı veriyorum. Son çünkü bir ufak ara vermek zorundayız. Ara vereceğiz. Için, oradan size son sorularımı soracağım. O da bütün elinizdeki verilerle bu seçimin olası sonuçlarına dair öngörülerinizi ve düşüncelerinizi isteyeceğim. Tahmin Toto. Tamam. Tahmin Toto oynayacağız. Bravo. Efendim bir ufak ara ardından seçim Toto oynayacağız az sonra. Da son bölüme geldik. Gazeteci arkadaşlarım, sevgili Nail Güreli, Şükran Söner ve Can Ataklı ile birlikteyiz. Ve ben son soruyu soracağım. Dilediğiniz gibi konuşmakta özgürsünüz. Bütün öngörülerinizle gezdiniz, gördünüz, okudunuz. Bu soru çok önemli bir soru bence. Bir gazeteci olarak, bir yurttaş olarak nasıl görüyorsunuz seçim sonucunu? Yani şeyli de söyleyebilirsiniz. İfrat tefrit meselesini de koyabilirsiniz. Böyle olursa şöyle olur, böyle olursa böyle olur. Ama sizin gerçekten şu anda 10 gün, 12 gün kala bakışınız nedir? Nail abi sizden başlayalım. İktidarın da şey ettiği, pompaladığı bir armudun sapı, üzümün çöpü hikayesi var. İşte gerek bağımsız adaylardan olsun, gerek partilerden için. Kişiler üzerinde işte onun şu su da var, bu su da var filan diye olumsuz fikir beyan ediyorlar. Halbuki bu seçimde onun yeri yok. Yani hedef önce bence demokrasi adına Tayyip Erdoğan'ın gidişinin frenlenmesi en azından. Şimdi armudun sapı üzümün çöpü diye muhalefetin, bağımsız adayların oy almasını engellemeye çalışmak yanlış bence. Önce işte Tayyip Erdoğan'ı frenlersin. Sonra onda seçimden sonra da herkes küçük partiler için de söylüyorum bunu yani tartışmış. Ondan sonra kendi yolunda gidersin. Adım adım gitmek lazım. İlk adımda o düşünceden vazgeçmek. Oradan doğruya Tayyip Erdoğan'ı frenleyecek şekilde oy kullanmak gerekir diye düşünüyorum. Yani bugüne bu kadar işgene tabandaki yurttaşa kalıyor. Yani yurttaşa bu dikkati göstermeli. Partililerin de seçimde işte seçim hileleri falan ihtimaline karşı da çok uyanık olmaları gerekiyor. Gayretli olmaları gerekiyor. Ki onda ümit varım ben biraz. Şunu da bu arada tabii izleyicilere de hatırlatalım. Tabii ki partilerin gözlemcileri olacak sandık başında ama hiçbir güç insanlar hadi bakayım kardeşim sen çekil ayrıl buradan deme hakkına sahip değil. Bunu bilmesi lazım yurttaşın. Geçen seçimlerde ihmal oldu mu Halk Partisi'nin muhalefet partilerini? Benim oy kullandığım sandıkta erkenden gittim ben. Bir tek AKP'nin temsilcisi vardı. Tek. Ama bu sefer ben öyle olmadım yani. Tek AKP temsilcisi vardı. Sonra geldiler saat 10'dan 11'den sonra. Ama bu seçimde bu sefer öyle olmayacağını sanmıyorum. Olacağını sanmıyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yurttaşlar da gözlemcilerin dışında orada kalıp sandığa tabii sahip çıkma hakkına sahipler. Sahipler. Yani sonuna tutanağı tutuncaya kadar yani, orada dursunlar. Madem ki gizli oy açık, madem ki gizli oy açık tasnifi izleyebilirler. Açık evet. Tasnifi de izleyecek. İzleyeceğim diyecek sonuna kadar orada izlesin. İzlemez. Bu hakkı yani yurttaş olarak hakkı. Tabii hakkı. Evet, i̇şte bunu geçen söylüyorum. Seçimde dediğim gibi ben izledim sonuna kadar. Evet. Yani sonunda tasnif sırasında gittim. Evet. Sandıklar kapandığı sırada gittim, izledim. Bu sefer umuyoruz ki başından evet sonuna kadar gözlemciler ve tabii evet ki halk sonuna kadar büyük bir titizlikle bu sandıklarda gözlemci rolünü üstlenecekler diyelim. Evet. Şükran Soner. Seçmenin
iki kabaca gruba ayrıldığını düşünüyorum. Günümüzdeki demokrasi kaygısı olanların bütünü, siyasi öncelikleri ne olursa olsun, yaşama bakış açıları farklı, çok farklı da olursa olsun, iki ucdan olsun, ters olsun hatta fark etmiyor. Demokratik olmayan bir seçimde kendi görüşleri ve yaşam biçimlerini tehdit altında görüyor olmaları. Büyük bir cepheleşme var. Tehdit altında görenlerin demokrasi duyarlılıkları var şu anda. Ve öyle bir sandığa sahip çıkacaktan inanıyorum. Partiler açısından da bu böyle. Özellikle de kendi kendine yeniden atağa geçen partiler ve CHP örneğini de verebiliriz. Burada en bu anlamda farklı davranacağını düşündüğümüz örgütlenmeler olarak bağımsızlar bakımından da böyle bir denetim olacak. Çok ciddi. İki ekstremde de yani iki cephe deniyor ya, bir cumhuriyetçi cephe, bir de BDP cephesi. İkisi için de geçerli bu. Yani sandık denetimi duygusu duyarlı olacak burada. Çıkar ağında düzenden mutlu olan, pay alan, yani bunu aldatmaca da olsa, anlamlı pay alma da olsa, o ve cemaat içinde kendini, yani ya, iktidarla özdeşleşmiş cemaatler açısından söylüyorum, hatta aşiretler açısından da söyleyelim, orada bir demokrasi kaygısı yok. Oradaki denetim iktidarı kaybetmemeye ilişkin bir denetim olacak. Orada yalnız eskideki hani moral değerli denetimin kalktığını düşünüyorum. Yani moral derken cemaati militanı olarak denetim ya da işte Erdoğan'ın ya da AKP'nin iktidar olmasını istemeye yönelik denetim. Orada moral değerler kalmadı. Onların gönüllü denetimi olmayacak. Gönüllü denetim olmadığı zaman çok şey aşağı çekiyor. Sandık başı denetim gücünü aşağı çekiyor. Ben şaşırtıcı biçimde cemaat için değil ama AKP için sandık başı denetiminin zayıflayacağını tahmin ediyorum bu seçimde. Tehdit altında olan muhtarlar dışında. Tehdit yani altında. Partiye kendini bağımlı gören tehdit altındaki muhtarlar o denetimi yapmaya çalışacaklardır AKP adına. Orada büyük bir şey var. Farklı yapı var. Evet. Şimdi benim burada sana dönmeden önce şunu söyleyeceğim. İlgimi çeken bir şey var. Ne diyeceksiniz bilmiyorum. Ama şöyle bir ayrışmayı da altını çizmeliyim. Türkiye'nin her yerinde, kasaba ölçeğine de inin. Hani kıyılar şey deniyor ya, aşağı kent, yukarı kent var. Bu ayrımda oy dağılımı çok farklı olacak. Seçmenin eğiliminin farklılığından çok aşağıdakilerin özgür iradeyle oy kullanabileceği cesaretin olması, yukarıdakilerin oylarını kullanılması ile ilgili denetimin olup olmamasına bağlı. Denetim, yani risk görmezlerse çok farklı oy kullanırlar onlarda. Yani baskı görmezlerse anlamında. Tabii baskı görmezlerse anlamında çok söylüyorum. Yani her sandıkta çok farklı, yani çok sürpriz olacak diye düşünüyorum ben bu seçimde. Şimdi bu 10 milyon yeni seçmenden söz ediliyor. Bir de 10 milyona yakın, 8 ile 10 milyon arasında değişen oy kullanmayan var. Aslında seçimlerin kaderini etkileyebilecek oranda bir oy bu. Fakat bunlar çeşitli nedenlerle. Yani ben demokratik hakkımı kullanıyorum, kimseyi beğenmiyorum, vermiyorum diyenden tutun da efendim ya ben tatilimi yapıyorum, şimdi gidip keyfimi bozamam diyene kadar, yani çok geniş bir yelpaze olarak düşünelim bunu, ama sonuçta tek bir şeye çıkıyor, oy vermiyorlar. Eğer bu seçimde bu oy vermeyenlerin inadı kırılabilirse partiler tarafından, bağımsız adaylar tarafından, yani belki şöyle de bir şey olma olasılığından hep sıkça söz ediliyor. Yani ben kardeş partileri vermiyorum, ben bu adayı beğeniyorum, ona vereyim hiç olmazsa diyerek gidecek bu, özellikle işte Cumhuriyetçi Güç Birliği'nin efendim işte belki de diğer bağımsız adayların vesaire. Bunu da tabii göz önünde tutmak gerektiğini düşünüyorum ve hep biz o çağrıda bulunuyoruz. Bu seçimde lütfen öyle ya da böyle oyunuzu kullanın dememizin ardında yatan neden de bu. Evet Can. Ya 10 milyon oy kullanmayanın bir 2-3 milyonu zorunlu olarak oy kullanmıyor. Onu da bilmek lazım. Yani yer değiştiren var, adres değiştirmiş. Tabii ben söylerken tabii onu da katmak lazım. Bir de 1 milyonun üzerinde olduğu söylenen bir kaçak var. Çeşitli nedenlerle. Yani kredi borcu var, senetten takılmış. Onlar da bir şekilde legal bir ortama girmekten çekiniyorlar falan. Yani o demek ki bir 7-8 milyon
tabii ki onların sandığa çekilmesi çok önemli. Şimdi madem son dedin şeyi anlatmak istiyorum. Şimdi bu seçimler neden çok önemli? Çünkü AKP özellikle ikinci iktidar döneminde yarattığı korku ortamıyla pek çok şeye hakim oldu. AKP'nin temel hedefi kendi kafasındaki bir anayasayı yazmak ki bu anayasanın belli ki dini temellere dayanan bazı unsurların bunun içine girmesi ve ülkenin daha dinsel kurallarla ama fazla sırıtmayan yani bir Suudi Arabistan ya da işte bir şeriat ülkesi gibi değil ama İran koyu, gibi koyu, koyu değil. Muhafazakar. Ama temel değerlerini, hukukunu özellikle, hukuk sistemini dini temellere dayandırma arzusu var. Bunu yerine getirebilmek için 9 yıldır bir hukuk, demokrasi, insan hakları, Avrupa Birliği falan mücadelesi veriyorlar. Fakat son ana hiç geldiğimiz... Avrupa Birliği yok. Evet. Şimdi bu aşamaya geldiğimizde bu partide ben bir panik seziyorum. Çünkü bunları yerine getirememe ihtimali var. Bu nedenle Avrupa Birliği bak gitti, Avrupa Birliği üyeleriyle ilişkiler gitti, her tarafta kavga var. Ama en önemlisi Güneydoğu sorunu. Güneydoğu sorununu da kendi yaratacağı yeni dünyada, yeni cumhuriyette çok önemli bir alternatif olarak, katkı olarak görüyordu. PKK'yı dışlarım, geri kalan bütün Güneydoğu ve Kürt oylarını AKP'ye çekerim. O zaman zaten sorunu hallederim. Yani AKP'nin Kürt sorunu çözme anlayışı, Güneydoğu'daki ve diğer yerlerde Kürt oylarını AKP'ye çektiği zaman kalan marjinalleşiyor. Kürtler de onları dışlamış oluyorlar ve AKP sorunu böyle çözmek istiyor. Şimdi bunun çözülememe ihtimali var. Fakat çok kritik bir aşamada Türkiye. AKP bir takım sözler verdi, bir takım taahhütler altına girdi. Bunları yerine getiremediği zaman Türkiye'de kan dökülür. Yani bunu da kimse unutmasın. Çünkü adım adım iş oraya doğru gidiyor. Şahinleşmesi, hazırlıksız bir şekilde özellik verme taahhütleri, ana dilde eğitime bir şekilde sıcak bakması başta, şimdi çark etmesi... Kürt sorunu yoktur demesiniz yani mesela. Yani İmralı'daki şahsiyet ikide bir işte 15'te olmadığı zaman ben olacaklardan karışmam derken bir tehlikeye haber veriyor. O halde AKP'nin iktidarda kalması, Türkiye'nin daha çok karışması, kaosa girmesi ve belki de kanlı bir iç savaş demiyorum çünkü Türkiye'de o şartlar yok. Ya yani öyle bir coğrafyamız yok. Ama çok kanlı bir iç çatışma çıkma ihtimali çok yüksek. Buna dünyanın da bence tahammülü yok. O halde önümüzdeki 15 gün içinde zaten garip bir şekilde yükselen bir muhalefet var. Bir üzerinden korkuya atan. AKP'de de bir gerileme var. Son 15 güne girdiğimizde AKP mutlaka çok şok eylemlere girişebilir. Yani Ergenekon'la ilgili umulmadık tutuklamalar yapılabilir. Bir takım gene kasetler sürmeye falan çalışabilirler ama ben dünyadaki sisteminde AKP üzerinde bir tasarrufta bulunabilme ihtimalini göz ardı etmiyor. Ya bu kadar gerginliğin yaramaz. Yani bir Türkiye'deki bir iç çatışma bölgesel de olsa, küçük çapta da olsa ne Türkiye'nin zaten bize yaramaz da bölgenin de işine yarar bir durum. Çünkü bir model ülke lafları yürürken. Çünkü Türkiye'nin model ülke olarak anlatılan Tayyip Erdoğan demokrasisi değil, Cumhuriyet'in demokrasisi, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet. Arap ülkelerine örnek gösteriliyor. Çünkü Tayyip Erdoğan da sonuçta 1923 Cumhuriyeti'nin bir ürünü olarak şu anda başbakan. Yani yeni bir konseptin ürünü değil. O değiştirim şudur budur. Hayır. Sistem 23'te kurulan sistem. Zaten dikkat ederseniz hep o statiko diye bahsettikleri o 23 sistemi. Yani 23 sistemi bir sembol. Onun üzerine 80 yıl geçmiş, kafalar değişmiş, her şey değişmiş. İşte bugün Kılıçdaroğlu Genelkurmay Başkanı meclise gelip hesap verecek diyebilecek bir demokratik aşamaya gelmiş artık rahatsız var mı? Ama sistem, ilkeler, çatı ve felsefe 23. Araplara da bugün o Arap coğrafyasına da tavsiye edilen bu yapı zaten işte Türkiye'deki gibi parlamenton, siyasi partilerin, demokratik hakların, özgürlüklerin, kişilerin rekabet özgürlüğü bunlar. Onun için Tayyip Erdoğan bir model değil. Tayyip Erdoğan vatandaş arasında işte kahraman falan oralarda olabilir ama iş yönetim aşaması gibi bu olmuyor. Onun için ben sona doğru AKP'nin daha aşağıya doğru ineceğini yaşanılacak bazı şeylerle. Yani bunlar derken böyle şok operasyonlar demiyorum ama zaten kendi kendine de zayıflatıyor. İhtimal olarak gördüğüm, yüzde olarak diyemiyorum ama AKP 1-330'un altı çıkma ihtimali %80 bana göre. 300'ün altı çıkma ihtimali de
%50'nin üzeridir. Ama 276'yı bile bulamama ihtimalini ben ciddi olarak alıyorum. Efendim bu %50 olur diyemem belki ama o da çok güçlü bir argüman şu anda. Yani 276'yı bile bulamayabilir. Çünkü şuradan da bakıyorum. 2007'deki sonucun aynısı çıksa, yani 47-21-12, AKP 25'in üzerine milletvekilini zaten kaybediyor. Ya bu yeni düzenlemelerle birlikte. Evet. Yani çünkü, illerin milletvekilleri mesela sırası. Elazığ, yani bak Elazığ 5-0. Üçünü aslında almış. İkisi DYP'ymiş onların. DYP barajı geçemediği için AKP'ye gidiyor. E şimdi DYP hiç yok, 0. O DYP'nin adayı o hiç oy almayacak. Her durumda o gene 5'in 3'e zaten düşüyor. İstanbul'da düşüyor. Eklenmesine rağmen İstanbul'daki bütün fazlalıklar muhalefete gidiyor. Bir de şunu görüyoruz ki CHP'de ve MHP'de artış var. Yani CHP 21'den şimdi anketçilerin ısrarla söylediği 25'e bile çıksa çok fark edecek milletvekilinde. Ve AKP bir kere 330'u bulamıyor. 330'u bulamadığı an anayasayı falan unutacağız. Yani yeni anayasayı AKP tek başına yazamıyorsa asla girmez. Çünkü anlamı kalmıyor o zaman. Çünkü o tek yazacak ki referanduma zorlayacak. Başkanlık sistemi kalır. Ha, önümüzdeki dönemin kaosu Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Çünkü o Cumhurbaşkanı'nı halka seçtirmeye kalkarsanız Türkiye büyük bir bunalıma girer. Onun için benim tahminim seçim sonucuna göre ilk yapılacak iş Cumhurbaşkanı'nın seçimini tekrar meclisin içine çekmek olacaktır diye de düşünüyorum. Canın söylediğinden bir devam yapabilir miyim? Birinci şeyi Amerika ve Avrupa açısından yaklaşım, kendilerine de şeyler kurallar koymaya çalışan AKP'nin büyümesiyle ilgili bir fren işlerine geliyor gibi geliyor bana. Ama onun AKP'ye istediklerini yaptıracakları kadar bir zayıflama istiyorlar. AKP'nin iktidarını kaybetmesi işlerine gelmiyor çünkü orada kotarılmış bir proje var. Yani, ama bir gözdağı vererek yani, iyice kucağa oturtma operasyonundan yani, söz ediyoruz. İdeal o. Yani kucağa oturtulacak bir AKP. Yani şeyde olduğu gibi Libya olayında veya Türkiye'den İran'a yönelik şeyler, füzeler projesinde olduğu gibi. Yani karşı koyamayacak bir AKP isteniyor seçim sonucu anlamında. Ama her zaman alternatif planlar olduğu için bu olmazsa ve toplum tepkisi sürpriz getirirse o zaman derhal yeni uzlaşmalar için arayış olur. Ama şuna kesin, çok ciddi olarak inanıyorum. Bu süreçte CHP'nin de MHP'nin de bağımsız adayların da parlamento dengelerini bu hesapları bozacak biçimde ağırlık koymaları istenmiyor. Ama bunu başaramazlar gibi geliyor bana. Türkiye dinamikleri şu anda bu dengelerin bozulacağına. Bu kadar motorlu bir şey yapabilmeleri için çok durağan bir şey olması lazım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Nasıl ki Libya'daki plan tutmadıysa, nasıl ki Irak'taki plan tutmadıysa, nasıl da Pakistan hiçbirinde tutmuyor. Yani planlar tutmuyorsa, yani bu ondan sonra alternatif planlara geçiş yaşanıyorsa, yani Kuzey Irak'ta bağımsız Kürdistan projesi başında vardı Irak'ın. Saddam'ın heykelini Şiilere devirtilirken hesap oradaki Şiilerle ittifaktı. Ama İran Şiiliyle bir ittifak hesaplaşma, yani bütün dengeler alt üst etti. Onun için A, B, C, D planları çok gelir ama planları buydu demek yanlış olur. Planları daha zayıflamış, kendilerine boyun eğecek bir AKP iktidarı, yani isteklerine hayır diyemeyecek AKP iktidarı olmazsa duruma göre vaziyet almalı. İşte tabii o duruma da geldiği zaman Türkiye'nin dinamikleri devreye girecek. Yani AKP tabii. 300'ün altında kalırsa 1,5-2 yıl bile dayanması mümkün olmayabilir. Çünkü zaten bir menfaat, yani temeli olmayan bir parti. ANAP gibi olur. Kürtlere yönelik de bir tezim var. Barzani Talabani Amerika'nın en makbul ittifakı şu anda. Evet, yani doğru. Geçerli ittifakı. Ama Barzani ve Talabani Kuzey Irak'ta bile çok yıprandılar. Yolsuzluklar yüzünden ve yaratılan gelir dağılım dengesizlikleri yüzünden. Onun için zaten bizdeki PKK ve BDP faktörü Amerikalılara biz varız demek bu seçim sonucuyla. Yani ne kadar iyi seçim sonucu alırlarsa Kandil o kadar ciddiye alınacak. Hani dönem dönem Kandil'le ilgili bilgiler veriliyor. Dönem dönem verilmiyor var ya, bu dengeler içinde oluyor. İşte zaten benim tahminim, son cümleyi söyleyeyim.
bu PKK üzerine bir şey yapılıyor yani, yok oradan 60 tane şehit gelecek, bombalar patlayacak falan. Şu anda gördüğüm kadarıyla BDP bölgede çok rahat bir seçim yapıp işte yüksek oy almaya çalışıyor. Onu bozmak için işte devamlı acaba işte operasyon mu yapıyor? Silahlı kuvvetler bozuyor, barışa gölge düşürüyor falan. Halbuki sanki o isteniyor. Yani öyle bir şey olsun ki oradan sağlıklı sonuçla gelmiş. Yani seçim yapılsın ama hani BDP'nin oyları bir şekilde zayi olsun, AKP önde çıksın. Bana tutmayacak gibi geliyor ve çok sürpriz bir seçim sonucuyla karşı karşıya kalabilir. Yani şok edebilecek kadar bile olabilir gibi geliyor. Hani bu 2002'ye benzetirken bazı şeyler 89. Şimdi bu arada tabii sizden sevgili izleyiciler çok sayıda mesaj geldi. Önce teşekkür ediyorum tabii. Ben bunların ortak olan çoğunu sormaya da çalıştım. Bu konuşmamız içinde de geçti. Size çok sorduğunuz bir soru var. Bu aslında son derece basit yanıtı. Bağımsız adaylar için soruyorsunuz. Ne kadar oya ihtiyaçları var? Bir kere bağımsız adaylar için baraj diye bir şey yok. Oy oranına, yani katılan seçmen sayısıyla oradaki yoğunluk, seçmen sayısının fazla veya daha az olmasına göre 60 ile 75 bin arasında bir şeyden bahsediliyor. Oy'dan bahsediliyor. Bazı yerlerde 60, 65, 70 seçim bölgesindeki katılım oranıyla yani seçmen sayısının yüksekliğine bağlı. Kaç milletvekili var İstanbul'un? İstanbul'un 85 mi? 9 milyon seçmen var. 8 milyon seçmen oy kullanırsa farklı olur. İşte hayır, işte onu diyoruz. %80 olsa, %80 olsa ne oluyor? %10'u 900 bin, 1800. 1800'ü düşersek ne oluyor 9'dan? Ya 2 düşsek 7. Yani 7 milyon bölü yapacağız. Dur ya, yapacağız hemen. Yap tamam. 7. Şok son çıkacak şimdi. Şok son. 7 milyon. Evet. Bölü 85. Aşağı yukarı İstanbul'da 82 bin oy falan gerekiyor. Yok o 75'te. İşte tamam. O demek ki bölgelere göre de değişiyor. Yani 75 ile 65 arasında bir oy. Yani sen 80 bin oy al kardeşim, işte bul onları. Yani tabii. Yani. Küçük kentlerde daha düşük oyla seçilebilir. Küçük yani şey oldukça, seçmen sayısı azaldıkça katılım oranı da eğer katılım düşerse zaten, o zaman şeyde düşüyor. Katılımın düşmesi bağımsızlara yani mesela yarıyor. 40 binle bile bağımsız oy verecek, gidiyor veriyor. 40 binden bile seçilebiliyor. Katılım düşerse 40 ile de seçilebiliyor. Hesabı AKP'lileri oy kullandırmamak. Zaten o çağrıyı yapıp duruyorlar zaten. Tabii. Yani o anda. Efendim çok teşekkür ederim. Şunun şurasında 13 gün kaldı. 12 kaldı artık. 12 ya, bugün bitti tamam, 12 kaldı. 13. gün sandığa gidiyoruz. Ha, evet. Öyle ve hani gelen mesajlarda acaba buna yürek dayanır mı diyenler de var. Bakacağız hep beraber, göreceğiz. Size çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sevgili izleyiciler, artık haftaya son seçim programını yapacağız. Ve orada kalmış olacak sadece ve sadece 6 gün gelecek hafta programı yaptığımızda. Bu haftada neler yaşayacağız emin olun hiçbirimiz tahayyül dahi edemiyoruz. Umuyoruz ve diliyoruz sakin, barışçıl bir ortamda gitsin. Bu artık skandallardan ve şeylerden neler olacak korkusundan insanlar kaygılarını ve endişelerini belirtiyorlar. İyi bir seçim olsun. Can'ın söylediği gibi çok sürprizli bir seçim olsun diye diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Ben Ümit Sileli. Hepinize güzel bir hafta, iyi günler diliyorum. Hoşça kalın efendim.